Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı başlıyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Programımız 2,5 saat boyunca devam edecek. Transfer dönemindeyiz. Avrupa'da transfer bitti ama bizde devam ediyor ayın 8'ine kadar. Bu süreyi iyi değerlendirmek zorunda bütün kulüpler. Göztepe acaba Aytaç Karay'ı Galatasaray'dan alıyor mu? Ya da Oğuzhan Özyakup'u ya da Yunus Mallı'yı Trabzonspor'dan. Anadolu futbolundan gelişmeleri de aktaracağız. Avrupa futbolunu ihmal etmeyeceğiz. Bakalım son dakika gelişmeleri, transferdeki gelişmeler neymiş? Bunları tek tek ayrı ayrı bölümlerimizde işleyeceğiz. Ama öncesinde flash bir haberle başlıyoruz. İddia o ki Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Joachim Löw'le 3 yıllık sözleşme üzerine anlaştı. Birazdan sizleri Almanya'ya götüreceğiz. Bu konuyla ilgili bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz. Joachim Löw'le yapılan görüşmeleri zaten biliyoruz ama şu ana kadar anlaşma sağlanamamıştı bizim bildiğimiz kadarıyla. Ama dün akşam itibariyle farklı bir gelişme. Yani bizim daha önce edindiğimiz bilgilerden daha farklı olan Fenerbahçe'nin kesin anlaşmasını içeren Löw'le yaptığı kontratı içeren bir bilgi geldi mi? Buna bakacağız az sonra. Avrupa'dan futbol. Almanya. Sevgili Ali Polat bizimle birlikte. Bu konuyu biliyorsunuz çok yakından takip ediyor. Böyle olması da normal. Çünkü Löw'e en yakın isimlerden bir tanesi. Hoş geldiniz. Özgürcüğüm hoş bulduk. Sevgiler saygılar Almanya'dan. Kolay gelsin sevgili Ali Polat. Hala güneşli mi? Geçen hafta konuştuğumuzda Freiburg'un güneşli olduğundan bahsetmiştiniz. Özgürcüğüm kar yok, yağmur yok. Yani normal bir hava, biraz soğukluk var. Ama dediğim gibi öğlenleri hafif böyle bir sıcak oluyor ama akşamları buz gibi bir hava oluyor yalnız. Doğru. Löw Freiburg'da mı başka bir kentte mi şu anda? Yok Freiburg'da yaşıyor. Freiburg'da şu anda. Yok Freiburg'da yaşıyor da. Belki başka evet. Bir yere gitmiş olabilir. Genelde düzenini bozmuyor ama bu sıralarda olağanüstü gelişmeler olduğundan bahsediyor. Fenerbahçe'nin Löw'le 3 yıllık kontrat üzerine uzlaştığından bahsediliyor. Nedir işin aslı astarı sevgili Ali Polat? Özgürcüğüm ben şöyle açıklayayım. Löw'ün ağzından duymadığım müddetçe artık inanamıyorum Türkiye'deki şeyler, haberlere. Yani ve Ali Koç'un ağzından duymadığım müddetçe. Tabii herkes konuşabiliyor ama ben büyük ihtimal Löw'ün İspanya'yı beklediğini düşünüyorum. Artık o kanaata geldim. Çünkü bir ara Fenerbahçe evet görüşmeye görüşüyorlar ama yani olsaydı başkan Fenerbahçe taraftarlarına karşı dahi bile şey yapardı. Hani açıklardı kendi de rahatlaması için ki Löw'le biz kesin anlaştık. Yeni sezona Löw'ü getiriyorum. Hiç bir açıklama veyahut da bir duyuru yapabilirdi ama şu an öyle bir duyuru olmadığından dolayı Löw'ün de ben büyük ihtimalle İspanya'yı bekliyor. Yani İspanya'dan gelecek teklifleri bekliyor bence. Hmm. İspanya'da hangi takım olabilir ki sevgili Ali Polat? Real Madrid'de olur. Barcelona şu anda Xavi ile gidiyor. Kötü de gitse önümüzdeki sene evet. Xavi ile devam eder. Sevilla'da Julian Lopetegui var. Bir tek Atletico Madrid aklıma geliyor. Simeone belki sezon sonunda ayrılabilir. Ne diyorsunuz? Yani o zaman Löw bir seneden beri İspanyolca kursuna gittiğinden dolayı yani o zaman bu yaştan sonra İspanyolcayı ne için öğrenmek istiyor? O da var. Yani baktığın zaman. Ama dediğim gibi yani Fenerbahçe ile de görüşüyor. Fenerbahçe de büyük ihtimalle elinde tutuyordur. Hani eğer orası İspanya olmasa Türkiye'ye giderim düşüncesi mi var kafasında? Yani ben onun ağzından çok sıkı bu aralar. Hiç kimseye bir şey söylemiyor. Bir de benim seninle bağlantımı olduğumu bildiği için zaten bana hiç söylemen. benim kendisini sizin aracılığınızla aradığımı da biliyor galiba. Bilmiyor da ben söylemedim tabii. Biliyor. Ha, çünkü Özgürcüğüm sizin yayınızda, Radyo Spor'un yayınında size bir şey söylemişti. Bana bir şey söylemişti. Ben de onu radyoda söylediğimde ben dedim Türkiye'de normal bir radyo dedim. Biliyor musun? Hani şey yapmadım. Adam evine gidene kadar yani Löw evine gidene kadar inanılmaz şekilde telefonlar gelmiş. Federasyondan, evet. Çin'den, dünyanın her yerinden telefon gelmiş. Hani diyor internasyonel değildi diyor. Bundan 2 yıl önceydi. Ali Polat şu olayı anlatıyor. Bundan 2 yıl önceydi. Çin milli takımı teklifte bulundu Löw'e değil mi? Çünkü Çin milli takımı Evet. Çin devlet yetkilileri Çin milli takımı dünya şampiyonu yapmayı kendilerine birinci hedef olarak koymuşlar futbolda. O yüzden Löw'ü getirmek istiyorlar. Biz de sevgili Ali Polat sayesinde bunu öğrendik. Hem Radyo Spor'da anında duyurduk. Hem de benim İspanya'da çalıştığım As gazetesinde yazınca bütün dünyada anında duydu. Ve anında. Ali Polat bunu anons
edince işte bizim benim yazılarım çıkınca orada anında 15 dakika içerisinde yüzlerce telefon gelmiş Löw'e. Gidiyor musun diye Almanya Futbol Federasyonu'ndan oradan buradan vesaire gazeteciler tabii. Alman gazetecileri kastediyorum. Ama böyle bir olay kendisinin olmuş. Onayı vardı yalnız. Radyoda söylememin kendisinin onayı vardı. Ya kendisi söylemişti bunu. Tabii yani konuşabilirsin. O şey Türkiye'nin içinde kalır zannediyordu ama bütün dünyaya dağılınca o anında da aramızda 10 dakika geçmedi. Evine gidene kadar yüzlerce yani inanılmaz telefonlar gelmiş yani böyle. Kimle mi anlaştın? Neden böyle bir haber çıktı falan diye. Bir hafta falan küstü ama sonra tabii Çin sadece Löw'ün en çok üzüldüğü konu meslektaşıma ayıp olmasın. Hani onun başında şu an bir hocası var meslektaşıma ayıp evet, olur diye evet. Düşüncesi vardı. O yüzden Löw nasılsın iyi misin iyiyim teşekkür ederim sen nasılsın dedikten sonra Fenerbahçe konusu gelince no comment diyor. Yani yorum yapmak istemiyor. İşte çok gizli normal. Tutuyor dediğim gibi normal ama yani ben Ali Koç başkanın hani böyle bir şey onayladığını hani Löw'le anlaşmayı onayladığını bilsem bence büyük ihtimalle Ali Koç kendini de garantiye Fenerbahçe'den taraftarın olsun kendini garantiye alması için açıklardı diye düşünüyorum. Anladım. Anladım. Açıklama olmadığına göre henüz bir anlaşma da yok. Öyle kabul edeceğiz. O zaman ben şunu anlıyorum. Yani Löw başta İspanya olmak üzere büyük ligleri bekleyecek. Eğer oralardan istediği teklifi bulamazsa Türkiye seçeneği üzerinde mi duracak? Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben öyle düşünüyorum. Büyük ihtimalle de zaten İsmail Kartal'ı da zaten Löw'ün şeyiyle Fenerbahçe'nin başına koydular. Yani onda büyük şeyi var. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani ben bunu Löw'ün ağzından duymadığım müddetçe de gerçekten artık ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Yani çok tır gibi saklıyor. Nedense bilmiyorum. Anlıyorum. Peki. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek bu konuda. Sevgili Ali Polat sayesinde bu konuyu da adım adım ve çok doğru bir biçimde doğru bilgilere ulaşarak takip ediyoruz. Bir bilgi de Beşiktaş'la ilgili rica edeceğim sizden. Beşiktaş biliyorsunuz önümüzdeki sezon bir başka teknik direktörü getirebilir. Bir Alman teknik direktörle görüşüyor. Thomas Leht mi, Teht mi tam olarak nasıl telaffuz ediliyor soyadı bilmiyorum ama Vitesse'de çalışan Alman teknik evet. Direktör. Siz çok iyi tanıyorsunuz kendisini. Teşk, evet. Teşk diye mi telaffuz ediliyor? Teşk diye okunuyor, evet. Teşk. Thomas Teşk, ya. Teşk, pardon. Sonu T ile bitiyor, Teşk. Ya Thomas Teşk, bilmiyorum. Yani Beşiktaş nereden buldu, nasıl buldu? Ben onu anlamadım. Kimler önerdi? Yani gerçekten Thomas Teşk gibi Türkiye'de o kadar çok bizim Türk gençlerimiz, Türk insanlarımız, Türk teknik direktörlerimiz var ki. Yani bilmiyorum. Hani kimin teklifi? Yani çünkü Thomas'ın Almanya'da Bundesliga kariyeri hiç yok. Yani düzey takım olarak. Çalıştırdığı takım da Almanya'da dördüncülük takımı. Avusturya yani orada da başarılı olamam. Avusturya'da o da Avusturya ligi yani. Avusturya'da Strasbourg'u çalıştırmış. Salzburg'u çalıştırmış. Hep o alt kademelerinde çalışmış bir hoca. Yani hep co-trainer yani yardımcı hocalık yapmış. Ama böyle üst düzey kendi başına bir tek işte Hollanda'da şu an Vitesse'nin başındaki hani orada biraz başarı göstermiş. Yani o başarı mı Beşiktaş'ı cazip etti bilmiyorum ama bence yani gerçekten Kenan Koçak diyeyim ben şöyle söyleyeyim. Tamam şu an milli takım başında Hamit Dağ'ını sahip çıktı ama yani gerçekten diyorum bizim Türk gençleri ki Kenan Koçak'ın yani bir tırnağı bile olacak kapasitesi yok. Öyle söyleyeyim yani. Artık anladım. Öyle diyeyim. Gerçekten değil. Bu işin aslı nedir sevgili Ali Polat? Beşiktaş bu teknik direktörle görüşmüş mü? Tomas Tet'le bir görüşme yapmış mı Beşiktaş? Teklif götüreceğini %100 duydum. %100 teklif yani geçen hafta başıyla bu hafta içinde böyle mutlaka o adam, teknik direktörle görüşeceklerini ve %100 doğru bir haber olduğunu biliyorum. Ama tabii Thomas da bu şartlarda şu an başarılı gösterdiği için bu şartlarda Türkiye'ye çünkü Beşiktaş şimdi büyük bir kulüp. Yani Türkiye'ye gelip kendi kariyerine kariyer katmak ister. Aynı Stefan Kuntz evet. gibi. Şimdi Stefan'ın da yani bakmayın Türk milli takımı Stefan'a çok büyük bir etiket verdi. Stefan Almanya'da Bundesliga'da çalışacak bir kapasitede bir yani hiç, şu ana kadar hiçbir hocalık teklifi gelmedi Bundesliga'da. U17'den yani Alman milli takımının U17'den U21'ini yani U17 U21'ini çalıştırmış bir hoca. Ama
Türkiye Stefan'a öyle bir etiket verdi ki Stefan şimdi Bundesliga'ya gelse Türk milli takımını çalıştırarak kendini Almanya'da piyasada yaratacak. Yani Avrupa'da da piyasa yaratacak. Anladım demek istedim. Yani aynısı şimdi Thomas için de geçerli. Doğru söylüyorsunuz. Peki. Size yani bir sorum daha var. Sevgili Ali Polat. Kenan Koçak eğer Fenerbahçe'den tek adam olacaksın, teknik direktörümüz sen olacaksın şeklinde bir teklif alsaydı ya da Beşiktaş'tan bunu kabul eder miydi? Neden soruyorum? Çünkü bir teklif aldı. Sadece bu sezon değil, geçtiğimiz sezon da aldı. Emre Belezoğlu, Erol Bulut'un ayrılığından sonra takımın başına geçerken Kenan Polat'a da, Kenan ve hocaya da Koçak. Kenan Koçak düzelterek söylüyorum. Sizin soyadınızla karıştırdım. Evet. Kenan Koçak'a da gel bu ekip içerisinde yer al diye teklifte bulunmuştu. Ama o birinci adam olarak çalışmak istediği için bu teklifi kabul etmemişti. Kulüp düzeyinde böyle düşünüyor. Birincisi eğer teknik direktör sen olacaksın deseydiler Fenerbahçe'den ya da Beşiktaş'tan Kenan Koçak bunu kabul eder miydi? Önümüzdeki dönemde Kenan Koçak'ın büyük takımlardan bir tanesinde tek başına çalışma ihtimali var mı? Buna nasıl bakıyorsunuz? Özgürcüğüm ben şöyle söyleyeyim. Kenan Koçak dediğiniz gibi yardımcı hocalar olarak çok teklif geldi. Yani Kenan eğer yardımcı hoca olmak isteseydi giderdi Guardiola'nın yanında çalışardı. Şimdi Guardiola da ona bu çok önemli bir başlık. Tabii. Sevgili Ali Polat, üzerinde duralım. Guardiola Kenan Koçak'a gel ekibimde yer al dedi mi? Böyle bir yolu var mıydı Kenan Koçak'ın? İstese bunu yapabilir miydi? Manchester City'de şu anda teknik ekip içerisinde yer alabilir miydi? Tabii ki %100 alırdı çünkü çok iyi arkadaşlar. Çünkü Kenan hep boş vakitlerinde onun yanında geçiren bir teknik direktör. Yani hep kendini geliştiren, hep böyle üstüne koymayı seven bir genç Kenan Koçak. Yani Kenan öyle yardımcı hoca olarak kesinlikle düşünmüyor. Ama teknik direktör, birinci teknik direktörü olarak da düşünülseydi ki bence Kenan da bunu %100 hayır demezdi. Diyecekler şimdi Türkiye'de neden o zaman Stefan Kuntz'un yardımcılığını yaptı? Burada da Hamit Altıntop'un çok büyük bir etkisi oldu. Çünkü bu sonuçta Türk milli takımı. Yani Kenan'ın da Türk piyasasına girmesi için milli takım üzerinden geldi ve Türk milli takımına da bakmayın arka planda gerçekten Kenan Koçak'ın çok büyük başarısı var. Tabii bu da önemli bir başlık. Şimdi Stefan Kuntz birinci adam olarak gözüküyor ama asıl işi Kenan Koçak yapıyor bu teknik ekipte öyle mi? Tabii yani benim görüşüm o çünkü Kenan'ın ben bilgisini çok güveniyorum, inanıyorum. Çünkü Almanya'dan çok iyi tanıyorum. Biz Kenan'la da görüşüyoruz. Yani Kenan gerçekten çok iyi bir teknikçidir. Bana Türkiye'de sorsalar, birçok takımlar da sordu zamanında. Ben onlara hep şunu söylemişimdir. İsimli, büyük isimler alıp da içi boş insanları getirip takım başına büyük paralar verirseniz ama sadece basında, orada, burada böyle reklam şeyi olur ama başarı istiyorsanız bence Kenan Koçak'ı getirin. Koyun takımın başına. 3 yıllık anlaşma yapın. Bakın size nasıl bir takım yaratıyor. Ben bunu söylerim. Çünkü gerçekten inanılmaz futbol oynatıyor. Kenan gittiği 3 takım, 3'ünde de takımı aldı. Sıfırdan başarıya götürdü ki bütçeleri en düşük bütçeleri olan bir takımdı. Yani o açıdan gidiyor. Ben Sandhausen 1, Hannover 96 2. Sandhausen da öyle çok küçük bütçelerle değil mi? Yani şampiyonla oynattı o takımı. Onun rakipleri şampiyonla oynayan takımların bütçesi 5 kat fazlaydı. Tabii ki. Yani mesela o sezon Hamburg'un başında işte Fenerbahçe'nin getirdiği teknik direktör vardı. Leipzig Münih'in başında ki şampiyonluğu oynama büyük hedefleri olan başında bir... Pereira vardı galiba. 1860 binin başında evet Pereira'yı koydular mesela ki çok büyük bir yatırım yaptılar. Kenan hem onları orada yendi hem burada yendi. Yani ki Kenan'ın bütçesi onların 1/3 değil yani 0. Evet. Hiç tanınmamış oyuncularla bir tek bir oyuncusu vardı. Onu da 1/5 yani. 1/5 çok mütevazı bir kulüp, tesisleri aynen. Yok, otobüste gitmeler şeye, deplasmanlara vesaire. Tabii. Yani o açıdan üstüne katarak ve her zaman da Guardiola, Jürgen Klopp, Bayern Münih'in antrenörü mesela hep Kenan'ın en samimi arkadaşları, hep gidip kendini geliştiren biriz. Peki. Yani ben bizim Türk gençlerine daha çok önem vermelerinden tarafım yani. Şimdi umarım bu Portekiz'e yapılacak baraj maçında milli takımımız başarılı olur. Olur ya da olmaz bir şekilde. Sezon sonunda Kenan Koçak'ı bir büyük takımda görüyor musunuz Türkiye'de? Böyle bir gelişme bekliyor musunuz? Ben inşallah. Ben hatta bak şöyle söyleyeyim.
üç büyüklerin başında mutlaka görmek isterim. Hatta ben Kenan'ı aslında birinci takımda, Türk milli takımının başında birinci teknik direktör olarak Kenan'ı görmek isterim. Amaç da bu olabilir mi sevgili Ali Polat? Yani Stefan Kuntz belli bir süre sonra görevi bırakacak, Kenan Koçak tek başına devam edecek. Yani neden olmasın ki? Olabilir de. Yani çünkü şimdi baktığınız zaman Kenan'la Stefan'ın arasındaki başarı, yani şimdi Stefan Almanya'da U17 çalışmış. Evet, orada başarılı olmuş. İyi bir insan. Bak Stefan'ı da biliyorum. Buradan Stuttgart'tan. İyi bir insan. Cana yakın, sempatik. Ama Kenan'daki donanım, açık söylüyorum, Stefan'da yok. Evet. Bilgi ve donanım Stefan'da yok. Yani ben öyle söylerim. Bu benim fikrim. Buradan Almanya'dan yıllardan beri futbolda takip ediyorum. Bütün Alman teknik direktörleri, birçok hoca arkadaşım da var. Bu zamana kadar Stefan'a neden Almanya'dan hiçbir yerden teklif gelmemiş? Bundesliga'dan, ikinci Bundesliga'dan. Bir kere bir deneyimim hiç var. Hiç çalıştırmamış. Bir tek deneyimi var galiba. O da çok uzun süreli değil ya da başarısız. Hatırladığım kadarıyla yanılıyor da olabilir. O da Waldhof Mannheim, Almanya'da dördüncü. Mannheim dedi. Evet, doğru. Ve o Kenan, bizim Kenan mesela Stefan'dan sonra takımı devraldı ve o senesi takımı şampiyon yaptı. Evet. Doğru. Yani öyle. Peki. Bir durum var. Sevgili Ali Polat, bu son derece detaylı bilgiler için çok teşekkür ederim size. Var mı Türkiye'ye bir mesajınız? Okay. Türkiye'ye sevgiler, saygılar Almanya'dan. Görüşürüz Özgürcüğüm. İyi yayınlar diliyorum. Görüşürüz. Bir kez daha teşekkür ederim. En kısa zamanda görüşürüz. Ben bütün tanıdıklara ediyorum. Ve arkadaşlara selam. Aleyküm selam. Çok teşekkürler. Herkesin de sana çok çok selamları var. Aleyküm selam. Görüşürüz. İyi yayınlar. Sağ ol. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur. Oyna hep oyna. Galatasaray Teknik Direktörü Domenech Torrent'in açıklamaları var. Dün basın mensupları ile söyleşi gerçekleştirdi. Domenech Torrent önemli ifadeler kullandı. Bir teknik direktörün bavulu her zaman hazır diyerek başarısı olursa gidebileceğinin sinyalini verdi. Ama bir genel geçer kuraldan bahsediyor Domenech Torrent. Ne demiştik? Domenech Torrent her şeyi bilerek Galatasaray'daki mevcut durumu, Galatasaray'ın transfer koşullarını, mali ekonomik yapıyı, Türk Ligi'ni bilerek ve buradaki bütün riskleri göze alarak geldi demiştik. Nitekim dün kendisi açıkladı. Kimse beni kandırmadı. Ben her şeyi bilerek buraya geldim dedi. Aksi de mümkün değildi zaten. Elbette ki Fatih Terim'in ile yolların ayrılış biçimi eleştirilebilir, eleştiriye açıktır ama Galatasaray'da yönetim doğru bir şey yaptı. O da bir sonraki dönem olası bir ayrılıkta derhal bir planı devreye sokmak. Bu plan için hazırlıklıydı Galatasaray yönetimi. Domenech Torrent'in sözlerinden de bu gerçeği bir kez daha öğrenmiş oluyoruz. Domenech Torrent aynı zamanda hazırlık maçını, yani Tuzla Spor'la yapılan hazırlık maçını unuttum dedi ama bence bir daha böyle bir deneyim yaşamamalı Domenech Torrent Galatasaray'da. Çünkü burası Türkiye. 6-2'lik galibiyet, mağlubiyet daha doğrusu. Kolay unutulur cinsten değil. En azından Galatasaray taraftan çok üzdü. Hele ligde böyle başarısız bir süreçte Galatasaray taraftan daha da öfkelendiren bir gelişmeydi. O bakımdan provada olsa, yarı sahada çift kale maçta olsa böyle sonuçlar almamalı Galatasaray. Domenech Torrent de sanırım bunun idrakinde. Değerli dinleyiciler, Fenerbahçe bölümümüze devam edeceğiz programımıza. Löw konusundan ve tabii Fenerbahçe'nin yapmayı planladığı bir sol bek var. Acaba Konan'la ipler atıldı mı? Ki kulübü Reims'le Fenerbahçe 2,5 milyon euro ve yıllara yayılan bonus anlaşması üzerinden bir anlaşma yapmıştım. Anlatmaya çalıştığım şey şu. 2,5 milyon euro sözleşme fesih bedeli, oyuncunun bir sonraki satışından pay ve tabii başarı kriterine göre bazı ek ödemeler. Bonustan kastım bu. Ama oyuncunun kendisi ve menajeri Vlado ile anlaşabildi mi Fenerbahçe? Hayır. Şu ana kadar böyle bir gelişme olmadı. Peki bütün konsantrasyonu sol bekte Sivasspor'un istikrarıyla ön plana çıkan oyuncusu Uğur Çiftçi'ye mi yöneltti Fenerbahçe? Bu sorunun yanıtını arayacağız. Sevgili Yusuf Dursun bizimle birlikte. Yusuf abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. İyi çalışmalar. Dün de ben Galatasaray'daydım. Toplantıya katıldım. Ha öyle mi? Gerçekten. O zaman oradan başlayalım. Nasıl buldunuz Torrent'in tavrını? Valla ben çok samimi buldum gerçekten. Uzun zamandır Fenerbahçe'ye baktığımız için pek öbür takımlara fazla fırsat var ama dün öyle bir gitmemiz gerekiyordu. Gittik. Ben çok samimi buldum. İyi şeyler söylüyor tabii. Ama o sahaya yansıtmadığı takdirde olmuyor yani maalesef.
Onun için bir an önce Galatasaray'ı toparlayacağını ben öyle gördüm. Toparlayacağını tahmin ediyorum. İşte birkaç takviye. Bugün bu miste geliyor herhalde. Evet. Ondan sonra Galatasaray tekrar herhalde Alanya Spor maçıyla bir çıkış yakalayacağını düşünüyorum. Ben hem antrenmanını beğendim hem de hocanın sözlerini beğendim. Yani hayırlısı olsun Galatasaray için, ne diyeyim. Peki. Bakalım nasıl olacak bundan sonraki süreç. Evet, kazanmaya başlayacağız bu aydan itibaren dedi. Dünkü toplantıda evet. Torrent. Evet. Peki Yusuf abi, sol bek konusunda ne diyorsunuz Fenerbahçe? Yani şimdi evet, o söylediğinize katılıyorum. Kulüpte anlaştı ancak menajerini çözemedim. Menajeri bir türlü şey yapmıyor. Yani anladığım kadarıyla oyuncuyla Fenerbahçe kulübüyle ya fazla para istiyor anladığım kadarıyla. O iş biraz şu anda askıda kaldı. Çiftçiye resmi teklif götürdüler mi onu tam bir doğrultamadım. Yani o konuda gündemde olabilir ama direkt istediler mi tam bir şey yok. Yani net bir şey dersem şey olur, yalan olur. Yani çiftçi adı geçiyor ama çok ciddi mi? Zaten Fenerbahçe'de yeterince oyuncu da var. Desin ki solda yok ama sonuçta oraya gelene kadar çok oyuncu var yani. Bilmiyorum, çiftçi kaldırır mı Fenerbahçe'yi? O da benim kafamda bir soru işareti. Hı. Bu arada Burak Kapacan Konya Spor'u kiralık transferinden bahsediliyor. Ne diyorsunuz bu konuda? Evet, var. Onu hoca zaten oynamasını istiyor. Bundan önceki hoca da öyle istiyordu. Victor Pereira, o da öyle istiyordu. Bence olabilir Konya. Yalnız öbür gençleri vermeyecek gibi duruyor İsmail Hoca. Muhammed Kuşkaya da Konya Spor'un gündeminde miydi? Ya yok, şeyde o Giresunspor'da. Giresunspor'da. Giresunspor evet. Yok, evet, onu bayağı hoca kendisi de açıkladı zaten basın toplantısında, Giresunspor'un hocası. Onu da şu anda kullanabilirim diyor İsmail Hoca. Çünkü daha net değil. Bir açıldı biliyorsun kontenjan bir tane Fener'in. Meğer gidince Allah yar da gitti. Bakalım bir yabancı mı olur, Türk mü olur? Bugün şey de gündeme düştü. Efe Alanya Spor'daki Efe Karaca'yı. Yani bilmiyorum o ne kadar doğru dedim, gözüme çarptı ama tam onda net doğrultamadım yani. Efe de gitti öyle mi? Evet, yani Efe'de bir nabız yok diyorlar anladığım kadarıyla. Yusuf abi, eğer Mitch Celanta transferi kesinleşti Max Meyer'in. Kiralık ama evet, satın alma opsiyonuyla gitti. Evet. Demek ki yabancı kontenjanında bir boşluk oluştu. Bir yabancı bir transfer tane yapılabileceği yorumunu yapabilir miyiz? Ya da evet, bir yabancı transferi kesinleştirdiği yorumunu Fenerbahçe. Bence kesinlikle olacak. Yani bugün yarın zaten şeyde UEFA'ya bildirme şeyi yarın bitiyor bildiğim kadarıyla. Aynı ikisinde. İkisi son. Yarın son evet, yani. Bugün ayın biri. Tabii onun için olabilir. Bu gece de olabilir. Yarın da olabilir. Öyle bir beklentim var yani benim, bir yabancı oyuncu. Belki de dediğim gibi Fenerbahçe hep sürprizler yapıyor özellikle Ali Koç. Hem hoca konusunda, futbolcu konusunda da hiç kimsenin yazmadığı, etmediği pat diye bir oyuncuyu getiriyor. Gece de gelirse kimse şaşırmasın. Bu Seferovic'den bahsediyor. Sizin gazetede de bugün ayrıntılıyla haber evet, var. Seferovic rest çekti Benfica'ya. Benfica onu bırakmak istemiyor işte, diğer golcüsünü satamadığı için. Daha doğrusu satılma ihtimalinden dolayı, ama Seferovic ayrılmak istiyor. Süre alamadı ve Fenerbahçe en ciddi talibi diye. Nedir bu işin yani bugüne yansıyan kısmı? Benim bildiğim kadarıyla İsmail Hoca onu tabii beğeniyor ama fiyat tabii her şeyden önce kulübün şeyini, maddeyi düşünmesi lazım. Yani fiyat biraz sanki yüksek, ondan dolayı fazla Benfica'nın da şey yapamıyor. Benfica'nın istediği yani fiyat mı yüksek? Tabii onların istediği fiyat da yüksek. Oyuncu da yüksek istiyor. Ne kadar istiyor biliyor musunuz Benfica? Tam bir net bir şeyim yok. Şimdi bir şey söylersek yanlış olur. Gerçi şey yapmış oluruz. Aldatmış oluruz. Yalnız net size bir şey söyleyeyim. Ben net biliyorum. Brüt ücreti ne kadar bilmiyorum ama netini biliyorum. Seferovic net 1.080.000 euro kazanıyor garanti para. Bonusları da bilmiyorum. Aldığı garanti para bu Benfica'dan. Tabii Fenerbahçe yani, söz konusu olunca Fenerbahçe için maaş talebi nedir onu bilmiyorum ama Benfica'dan kazandığı para yılda 1.080.000 euro. Şimdi ona da geleceğini tahmin etmiyorum Fenerbahçe olunca. Menajer de girecek devreye. O biraz hemen artacak o zaman. 2-2.5 olacak. Onun için Fener o kadar parayı verecek şu anda öyle bir durumu da yok yani. Anladım. Peki. Yani bu transfer uzak ihtimal olarak mı gözüküyor size? Yani sanki öyle gibi duruyor. Yani sol, ben sanki bir sol bir yani hocanın 6 ve 8 numara diyor. Ya bu hatta sol bek sanki bir acil olarak son anda o oyuncu da gelebilir yani.
Anladım. Soran'da böyle bir transfer olabilir. Olabilir yani, bu gece de olabilir. Çünkü zaman da kalmadı. Takım şimdi bir izin yaptı. Yarın başlıyorlar artık. Başakşehir maçı da yaklaştı. Eksikler var. Eksikler değil mi? Çok eksik yok ama hastalar düzeldi. Kimler düzeldi futbolcular? İrfan düzeldi. Atilla düzeldi. Mert Hakan düzeldi. İki kaleci bildiğim kadarıyla atlattı ama yarın antrenman çıkar ama o tam net değil. Yarın öğreneceğiz. Ertuğrul'la Altay. Onlar da düzeldi, şey yapılır. Yani bir sakat bir kaleci şey var. Altay var. O bir 10 gün daha var onun, Altay'ın. Eksik gitmenleri. Onun dışında herkes hazır yani hoca. Bir tek dediğim gibi şey, Novak oynamayacak. İşte orada sıkıntı var. Solda kim oynatacak? Orada deniyordu işte Samuel'i deniyordu. Ferdi'yi deniyordu. Oralarda hep değişik oyuncular deniyordu. Belki başka sol bek için öyle mi? Ferdi'yi de deniyor. Ferdi sağ bek oynamıştı Galatasaray maçında. Şimdi sol bekte oynayabilir. Evet yani, çünkü ona çok, ama onun düşüncesi o günkü basın kendi sohbetinde ileride faydalanmak istiyor. Yani ileri uçta oynatmak istiyor ikisini de. Bakalım nasıl olacak. Başakşehir bayağı şey olacak. Emre de tabii iddialı hazırlanıyor. İki hoca bakalım. Büyük bir duelle yapacaklar. Hakikaten kazansın, ne diyeyim. Güzel bir maç olacak cumartesi günü. Peki bakalım neler olacak. Evet. Löw konusunda ne diyeceksiniz? Ya Löw, ya ben sanki Löw'e yakın Fenerbahçe. Yani son şeyler gördüğüm kadarıyla atılan adımlar Löw'e, bütün işaret Löw'ü gösteriyor. Yani herhalde gelecek şeyden itibaren, Haziran'dan itibaren Löw Fenerbahçe'nin tek sorumlusu olur diye düşünüyorum. Yusuf abi, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. İyi günler, sağ olun. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur. Oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Jason Fernandes Galatasaray'a transfer olacak mı? Galatasaray'ın yabancı kontenjanı dolu. Biliyorsunuz Iñaki Peña, Galatasaray'ın kiralık olarak aldığı kaleci. Ve bunun dışında bir orta saha geliyor bildiğiniz gibi. Ve Gomis'in transferi gerçekleşti. Omar El Abdülü'yü tekrar kadroya dahil oldu. Şu an itibariyle Jason Fernandez'e yer gözükmüyor. Ama Cagney'in sözleşmesinin feshedilmesi şeklinde bir plandan da bahsediliyor Galatasaray'da. Acaba böyle bir plan var mı gerçekten? Jason Fernandez hala umutlu bir biçimde Galatasaray transferini bekliyor mu? Portekiz'den yapacağımız telefon bağlantısıyla bu konuyu da konuşacağız. Aynı zamanda birazdan Portekiz'den yapacağımız bağlantıda Seferovic'in Fenerbahçe'ye gelme olasılığı üzerinde de sorular soracağız. Şimdi Galatasaray bölümümüzdeyiz. Sevgili Bülent Can bizimle birlikte, biliyorsunuz Fotomaç gazetesindeki yazılarıyla kendisini takip ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk Özgür, yayınlar. İyi çalışmalar dilerim. Ben de kolay gelsin. Teşekkürler. Tabii sevgili Bülent Can, Galatasaray'da transfer süreci hızlı ilerlemek zorunda. Dönem yaşıyoruz, evet. Bugüne yansıyan gelişme nedir? Jetson'la ilgili. Vallahi dediğim gibi Galatasaray bir süre bir boşlukta yüzer gibi oldu aslında. Yani dümenini kaybetmiş gibiydi. Tabii ligde alınan kötü sonuçların etkisi çok büyük bu duruma gelinmesinde. Ona rağmen yönetime yönelik eleştiriler çok fazlaydı. Yönetimde tahmin ediyorum bu eleştirilerden bunu almış olacak ki transfere biraz daha hız verdi. Ve beklenen takviyeler mi denir yoksa mecburi takviyeler mi denir? Oyuncular bir gelmeye başladılar. Tabii Gomis'in gelişi önemli ve dikkat çekici. Çok konuşulacak bir transfer. Galatasaray taraftarlarında çok istediği bir transfer. 36 yaşında olması biraz tabii insanı düşündürüyor. Ama tabii Gomis faktör olunca orada da bir durup es vermek gerekiyor belki. Çünkü kendisine çok iyi bakan bir futbolcu. Suudi Arabistan'da da gollerini, yani 100'ün üstünde 108 tane gol attı oynadığı süre zarfında. Yani formda görünüyor. Galatasaray'ın da çok önemli ihtiyacı var. Tabii ki forvette büyük sıkıntı yaşıyor, gol atamıyor. Düşme hattının 3 puan
önünde çok kritik bir yerde. Yani artık insanlar hani Galatasaray küme düşmezden Galatasaray acaba küme düşer mi? Düşüncesine geçti. Evet. Tabii tabii. Yani o noktaya geldiler. Çünkü mağlubiyetten arkası kesilmiyor. Hani, mesela Trabzon maçında çok kötü değildiler. Belki biraz daha istekli ve arzuluydular. İyi de bir futbol ortaya koydular. Torrent'e söyledi zaten. Doğruydu da. Ama son dakikalarda yapılan bireysel hatalar Galatasaray'ı düşme hattına bir adım daha yaklaştırdı. Hı hı. Bu noktada dediğim gibi Gomis'in transferi önemli bir şey katacaktır. İyi mi? Güç katacaktır, bir coşku, aslında bir moral katacaktır takıma. Ama tabii Gomis'ten önce Galatasaray'ın işlemeyen orta sahası çok önemli. Çünkü yani Muhammed de kötü bir forvet değil yani bana kalırsa. Hatta iyi bir forvet. Yakaladığının birçoğunu çok isabetli vuruyor ama forvete ne kadar top gidiyor orası soru işareti. Hatta işte maçları izleyenler zaten görüyorlar. Çok fazla orta saha ve kanatlar içeriye top taşıyamıyorlar veya forvete top taşıyamıyorlar. Yani Galatasaray'da Kerem bu anlamda takımın en iyisi ama bir Kerem'le de hiç yürümüyor. Orta saha çok önemli dediğim gibi. Burada bu noktada Getson ve Erik Pulgar, evet, transferleri. Yani Erik Pulgar bitti tabii. Bitti. Ne zaman geliyor Erik Pulgar sizce? Şimdi orada bir sıkıntı var aslında. Dediğim gibi bu transferler biraz geç kaldı. Yani Galatasaray yönetimi yine son anda harekete geçmeyi tercih etti nedense. Tabii ki transfer işi kolay bir iş değil. Sonuçta bir maliyet aynı zamanda ve kulüplerimizin maddi durumu da ortada açıkçası. Ama Galatasaray'ın da UEFA'ya listesini bildirmesi gerektiği için, Avrupa Ligi için süresi kısıtlıydı ve yarın 2'de süre doluyor zaten, sen de biliyorsundur, UEFA'ya bildirilmesi için. Bulgar'ın bu akşam bir maçı var. Bolivya maçı var. Şili-Bolivya maçında oynayacak. Aynen öyle. Saat 23'te başlıyor maç ve 1'de bitecek. Yani oradan özel uçakla alınacağı yönünde bilgiler geliyor, haberler geliyor. Ama uzun bir yol, yani 15-20 saatlik bir yol deniyor. Oradan hani buraya gelişi ve imzası yetiştirilecek mi, nasıl yetiştirilecek, onu valla yarın öğrenebileceğiz, göreceğiz. Ama tabii siz eğer yetiştirilmeme ihtimalinin daha mı yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Bir tık daha sanki. Öyle mi? Hayır, olmama ihtimali var yani. Yok, transfer olmama ihtimali artık. Ha, UEFA listesine yetiştirmeme ihtimali var. Tabii, yani UEFA listesine giremez ama ligde görev yapabilir. Sonuçta 8 Şubat'a kadar zaman var. Ama bu tabii ki bir handikap. Yani böyle bir oyuncuyu getiriyorsanız UEFA listesine dahil edemiyorsanız ki tamam Avrupa'da Galatasaray fena değil sezon. İşte son 16 takımın arasına adını yazdırmayı başardı ama yani şu kadroyla bundan sonrası da çok önemli. Bulgar'ı da tahmin ediyorum hani getirebilmek için her şeyi yapacaklar gibi gözüküyor. Onun haricinde bu arada ben de bir ek bilgi vereyim sizin verdiğiniz bilgilere paralel. Pulgar'la ilgili Fiorentina kulübü isterseniz satın alma opsiyonu koyalım anlaşmaya demiş ama istedikleri rakam 15 milyon euro. Galatasaray hayır diyor. Doğal olarak hayır dedi Galatasaray. Doğru. 15 milyon euro istemişler. Yani Fiorentina bir yatırım yaptı. Yani bundan önceki Bologna'dan transfer ettiklerinde 12 milyon euro verdiler. Oyuncudan zarar etmek istemezler ki şimdi oyuncu yani evet Fiorentina'da belki çok etkili olamadı ama iyi bir oyuncu ve Galatasaray'da tekrardan ismini parlatabilir. Tabii Galatasaray'da üstüne koyarsa ancak olabilecek. Onu göreceğiz. Yani Bulgar'ı bekliyoruz. Uçakla, özel uçakla yetiştirilebilirse Avrupa Ligi'nin listesinde de yerini alacak. Yarın dediğim gibi takip edeceğiz ve ne olacağını göreceğiz. Gerson Fernandes konusunda soru işareti var tabii ki. Yani Pulgar'ı aldı, Gerson'u da alacak mı soru işareti duruyor. Sanki biraz daha Gerson transferi şey olmuş gibi gözüküyor. Biraz daha geri plana atılmış gibi görünüyor. Getson tabii ki gelmek için her şeyi yaptı. Yapıyor da. Getson'un alınamamış olması
Taraftarlar açısından bir hayal kırıklığı olacak büyük ihtimalle. Bir kez daha alınamamış olması sezon başında da çok istenmişti. Tabii ki Benfica faktörü çok önemli. Kesin satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak istendiği söyleniyor ve 8,5 milyon lira da bir Euro'dan bahsediliyor. Evet. Galatasaray kesin satın alma opsiyonunu koymak istemiyor. 1,5 yıllık sözleşme imzalanması kabul edilmiş durumda. Yani hem Gerson hem Benfica tarafından, ama dediğim gibi opsiyon konusunda bir sıkıntı var. Pulgar'da geldiği için bir miktar geri plana gitmiş gözüküyor ve yine olumsuz sonuçlanma ihtimali de yüksek gibi duruyor. Bu arada tabii yani bu iş olsa bile kontenjanda yeri açmak lazım. Cagney'in sözleşmesinin askıya alınacağı yönünde bir iddia vardı ama ben evet. Cagney'in bunu hiçbir koşul altında kabul etmeyeceği kanaatindeyim. Aynı fikirde misiniz? Yok değilim. Yani Cagney'de kiralık da gönderilebilir. Farklı bir takıma kiralık da verilebilir. Cagney bu tür operasyonlara alışık bir oyuncu. Birçok takıma gitti geldi. Geçen sene West Bromwich Albion'a gitmişti. Yani hani böyle her ne kadar hırçın bir futbolcu gibi gözükse de sahada bu konularda çok şey muhlis eski deyimle çok sorun çıkartmıyor gibi gözüküyor ama tabii var mı kiralık gitme olasılığı, sakat şu anda, sakat olmasaydı vardı hatta satılması söz konusuydu ama şu anda bir takım yok açıkçası yani benim bildiğim takım yok ama dediğim gibi bu tür işler hep son anlarda ortaya çıkıyor ve o son ana henüz gelmiş değildi ama Cagney'i sakat olsa dahi almak isteyecek takımlar olacaktır. Çünkü daha önce de oldu. En kötü ihtimalle işte ligin 10-15 maçında oynatırsın, ne bileyim yani kalan maçlarında oynatırsın ya da hiç oynatmazsın. Zaten parasını Galatasaray öder. Böylece işte çözülmüş olur ama Gerson gelmezse zaten bir problem yok ki. Dediğim gibi o işte Gerson'un gelip gelmeyeceği biraz o noktayı belirleyecek. Cagney de bu konuda yani lisansın askıya alınması ve kiralık gönderilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını da duyuyoruz. O yönde de bilgiler geliyor. Torrent'in dünkü açıklamaları nasıl değerlendirdiniz? Ön plana çıkartabileceğimiz başlıklar neydi sizce? Vallahi Torrent, evet yani o basın toplantısı biraz garip bir basın toplantısı. Sen bahsetmişsindir belki de, bilmiyorum. Yani basına açık ama basının yazamadığı, böyle herkese kulübün servis ettiği, Torrent'in açıklamalarını servis ettiği bir garip, ucube bir basın toplantısıydı açıkçası. Haber de çok geç servis edildi. Artık bilemiyorum ki kendi içlerinde nasıl bir işleyiş var ama söyledikleri önemli. Bir kere şey diyor yani bir teknik direktörün bavulu elindedir diyor. Bu bir mesaj. Yani yerinin çok da sağlam olmadığını farkında görünüyor. Ama tabii ki hani mücadeleden vazgeçmek gibi bir düşüncesinin olmadığını da söylemiş. Şu an hani Torrent'e zaten çok fazla bir şey diyen yok. Yani 3'te 3 mağlubiyet aldı ama Galatasaray'ın bu sezonki klasik düşüşlerinden birisini yaşıyor. Ve Torrent belki de bu noktada en masum olan. Ama şöyle bir şey de var öteki taraftan, hani ne kadar müdahale edebildi, ne kadar yani her yeni hoca geldiğinde bir takıma o takım böyle bir canlanır, bir şey ortaya koyar, bir mücadele ortaya koyar, bir renk gelir, bir şey olur ama Torrent'in geliştiği ne yazık ki takıma çok yansımadı, o coşkuyu yaratmadı. Bundan sonra Torrent için aslında sıkıntılı bir süreç bekliyor. Alanya maçı çok kritik. Yani çift idmana çıkarttı idmanları, fizik ve fizik kondisyonunun yetersiz olduğunu söylüyor. Hani burada bu noktada belki biraz da Fatih Terim'e yani isim tabii ki vermiyor ve Torrent'in böyle bir şey de yapacağını zannetmiyorum ama laf oraya gidiyor aslında. Dediğim gibi Alanya maçı Torrent açısından çok kritik olacak. Bir mağlubiyet Torrent'in bavulunu öne çekebilir. Ha, anladım. Böyle bir gelişme bekliyorsunuz. Yani teknik direktör değişikliği şeklinde bir gelişme. Yani çünkü yani ligdeki konumu çok önemli. Çok kötü bir yerde. Yani o kötü yerden artık sıyrılamadığı takdirde ve üst üste 4. turda maçını da sayarsak 5. mağlubiyet. Bilmiyorum yani
teknik direktörü bırak, hani yönetim bile sarsar. Alt sıralardan yani bir 3 puan daha geriye düşüp alt sıralardakilerin de kazanması halinde düşme aslındasın. Yani bu Galatasaray bir kulüp, Galatasaray gibi bir asırlı kulüpte çok da içlere sindirilemeyecektir yani. Kabul edilebilecek bir şey değil, doğru söylüyorsunuz. Çok fazla değil. Sevgili Bülent Can, Fotomaç'ın yazı işleri müdürü, Fotomaç'taki yazılarıyla da takip ediyoruz kendisini. Galatasaray bölümümüzde bilgilerini ve düşüncesini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna. Trabzonspor bölümümüzdeyiz. Trabzonspor'da bir Manchester City modelinden bahsedildi. Ama isminin böyle tanımlanması doğru mu? Çünkü her kulübün kendine özgü bir modeli vardır. Yani altyapıyı geliştirme, altyapıdan futbolcu çıkartıp A takımda oynatma, bu futbolcuları değişik kulüplere satarak para kazanmak şeklinde tarif edebileceğimiz bir model vardır. Ama yol farklıdır. Yani bu modeller kulüplerin kendi özgün yapılarına göre değişir. Örneğin Beşiktaş bunu öz kaynak düzeni olarak adlandırmıştı vesaire. Şimdi Trabzonspor'da Manchester City modeli mi, yoksa Abdullah Avcı ile birlikte yönetimin tasarladığı bir başka model, yine benzer amaçları tasarlayan ama farklı lıkları olan, başka yollardan gitmeyi planlayan bir model söz konusu mu? Bunu konuşacağız kiminle? Bir Trabzonspor efsanesi olan Sayın Hüseyin Tokta. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. İyisiniz umarım hocam. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Sağ olun. Teşekkür ederim hocam. Ne diyorsunuz bu konuda hocam? Şimdi şöyle. Tabii siz de bahsettiniz biraz. Her takımı altyapıya önem verir de ama sonucunda A takım seviyesinde, üst seviyede yarışmacı takımlarda biraz bu süre vermek biraz sıkıntılı oluyor. Ama şu anda Trabzonspor'un tam da zamanlama olarak bana göre çok iyi bir bu konuda altyapıya önem vermek veya genç Türkiye'deki diğer takımlardaki Bursaspor, Altınordu'da gibi yetenekli oyuncuları kadrosuna katması çok yerinde bir isabetli bir karar. Çünkü Trabzonspor'un zaten mevcut kadrosu şu anda yetenekli bir oyunculardan kurulu, kaliteli oyunculardan kurulu. Bu kadroya yani 7-8 tane kaliteli oyuncu olduğu zaman ona 1-2 tane altyapıdan oyuncu yerleştirdiğin zaman bu oyuncuların da gelişmesini sağlayabilir. Bizim dönemde de öyle olmuştu. Şampiyonluklarda çok yetenekli bir kadro vardı. Buraya birer ikişer her yıl bir tane iki tane oyuncu katarak ilerideki mevcut kadronun yaşlanmasından dolayı o alttan gelen oyuncular bu şeyi kapatmıştı yani. Bu kaliteyi tekrar eski hal yani yerine getirmişti. Çünkü ama sen iddialı bir takımsın, kadron iyi değil, buraya gençleri koyduğun zaman onların da kaybolma riski vardır. Ama az evvel bahsettiğim gibi Trabzonspor bu konuda iyi bir adım attı. Hem takım şu anda çok formda, herkesin moralleri üst seviyede, hem teknik heyetinin, futbolcuların, yönetimin ve taraftarın en üst seviyede olması nedeniyle böyle bir girişimde yapsa Trabzonspor başarısız olsaydı yani bu sene bu işlere girmeyebilirdi. Çünkü herkes bir yere dönük değil de şu anda Trabzonspor'un şampiyon olmasından çok memnun, yani olması gerektiğine inandığı için. Ama bunu hemen hemen çok büyük yüzdeyle Trabzonspor yani inşallah olacak şampiyon. Yani bu arada da gençleri de buraya katmak daha kolay olur. Herkes tarafından da beğeniyle karşılanır. Trabzonspor da bunu yaptı. Yıllardan beri yapar Trabzonspor. Ya dedim 40-50 yıldan beri Trabzonspor bizim dönemlerden beri altyapıya önem veren bir takımdır. Ama zaman zaman işte az evvel bahsettiğim gibi hep hedef oynadığı için hedefte hep geri çeşitli nedenlerden geri kaldığı zaman da altyapıdan oyuncuya süre tanımak, 3-4 sene ben şampiyon olamam, olmayayım da altyapıdan oyuncu çıkarayım falan gibi o konuya da hiçbir takımda giremiyor. Çünkü herkesin beklentisi şampiyon olmak. Bu sene o atmosferi Trabzonspor çok büyük ölçüde yakaladı. Onun dışında altyapıda yani değerli Türkiye genelinde de yetenekli olabilecek ilerisi önemli olan futbolcuları da kadrosuna kattı. Bu çok önemli bir tespitti yani. Evet. Hocam son dakikada genç olarak nitelendirebileceğimiz bir transferi daha olur mu? Yoksa tecrübeli bir stoper almayı hala hedefliyor mu Trabzonspor? Örneğin menajerler de tabii çok oyuncu öneriyormuş. Valencia'da oynayan Brezilya stoper Gabriel Paulista'dan bahsedildi dün. Şimdi
Trabzonspor şimdi 14 tane yabancısı var. Germinho'nun şey yaparak diz ön çaprazda koptuğu için bu seneden faydalanmayacak. En sonunda onun şeyini, bonservisini iptal ederek yerine Kovacic'i koydular. Yani hiç boş yer yok. Bence yani evet önemliydi şey stoper ama artık diğer o taraflara aldılar oyuncular. Burada da hem Hüseyin hem diğer genç şey onların çok önemli. Bence onlar da işte bu şekilde bir şans doğabilir. Yani çok da aratmazlar başka şeyleri. Ben Hüseyin'i de yani Hüseyin şu anda taraftarın gözünde belki yani hata yaptı, yanlış yaptı diye kızıyorlar ama Hüseyin'in çok önemli yetenekleri var. Çok çabukluk ve çeviklik anlamında bu doğuştan olan bir yetenekti. Bu sonradan şey yapmaz. Çalışmayla çok gelişmeyen bir konudur. Bu da Hüseyin'de var. Ama hatalar yapmıyor mu? Yapıyor. Herkes daha yapıyor. Yani bu burada oynayarak veyahut da neydi diğer çocuk bizim Galatasaray maçında oynayan da o da çok Ahmetcan. Ahmetcan da bayağı yetenekli. Bu ikisi ve şeyden alınan da Bursaspor'dan alınan da bir genç daha var. Yani böyle böyle bir takıma bunlar girebilir. Oynadıkça da kendilerini geliştirebilir. Bence daha hiç transfer yapacak diye tahmin etmiyorum Trabzonspor. Bundan sonra transfer olmaz. Ahmetcan Kaplan da bence daha fazla şans verilmesi gereken bir oyuncu. Tekamülde ne kadar başarılı oldu ve çok özgüvenli bir oyuncu değil mi hocam? Tabii bu hafta dediğim ondan başlanır. Çünkü Hüseyin'in biraz taraftar tarafından bir şeyliği var. Kırgınlıkları var Hüseyin'e karşı. Ama o da düzelir tahmin ediyorum. Böyle duyuyorsunuz kazanmak zordur, kaybetmek kolaydır. Onun için her genç hata yapabilir. Hüseyin de zaman zaman yapıyor bu hataları ama yani oyunsal bir hata değil. Oyunsal herkes yapıyor da sağdan çıkışı işte çeşitli nedenlerden dolayı ona karşı bir tepki oluştu taraftar tarafından ama affedilir, o da affedilecektir diye düşünüyorum. Yani taraftar gözümde affedilir diye düşünüyorum. Hata hepimiz yapıyoruz. Herkes tecrübeliler de yapıyor. Herkes yapıyor. Evet. Mimar bunu kazanmak ve takıma kazandırmaktır. Hocam çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tekrar görüşürüz. Trabzonspor bölümümüzde Sayın Hüseyin Tok bizimle birlikteydi. Trabzonspor'un en başarılı olduğu dönemlerin önemli bir oyuncusu. Hem gol yükünü hem de orta sahadaki Trabzonspor'un oyun organizasyonunu sağlayan isimlerin başında geliyordu. Değerli dinleyiciler, Galatasaray Antalya'da kampa girecek. Antalya'ya Sasha Boy götürülmedi. Sanırım Covid ile ilgili bir sorunu var. Bunun dışında Galatasaray yeni transferlerden Iyaki Peña kamp kadrosunda. Genç oyuncular var. Cankat Yılmaz gibi. Bartu Elmas Marsilya'ya transfer oluyor. Önümüzdeki dönemden itibaren 4 yıl boyunca Marsilya'da oynayacak kamp kadrosunda. Berk Balaban yine altyapıdan gelen oyuncu kamp kadrosunda. Genç oyuncular da var ve Bafétimbi Gomis de menajeri Etienne Mendy ile birlikte özel uçakta. O da geliyor Galatasaray'a katılacak. Perşembe günü de Galatasaray'ın yeni transferi Erik Pulgar'ın Galatasaray ile birlikte çalışmalara başlayacağını söyleyebiliriz. Şimdilik izin istiyorum sizlerden. Aktarışı ardından devam edeceğiz. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Beşiktaş Adem'le için sezon sonuna kadar Malatyaspor'da kiralık oynaması adına Malatyaspor'la anlaşma sağladı. Ancak oyuncu anlaşma sağladı mı? Burada bir soru işareti var. Eğer bir aksilik yaşamazsak Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek'te de bu konuyu konuşacağız. Artık son bir hafta içerisinde istirahat verdi ve kulüpler elini çabuk tutmak zorunda. Sırp futbolcu yani Adem Leic Aslı Boşnak teklifi kabul etmesi halinde sezon sonuna kadar kiralık olarak Malatya'da oynayacak. Daha önce Beşiktaş Başakşehir'le de uzlaşma noktası sağlamıştı ama Adem Leic gidip orada oynamamıştı. Üstelik Başakşehir İstanbul Kulübü yani Adem Leic çok fazla düzenini değiştirmek zorunda kalmayacaktı. Şimdi bir başka şehre gitmek için kulüpler düzeyinde yapılan anlaşmaya itimat eder mi? Malatyaspor'la anlaşır mı? Bu bir soru işareti ama bir taraftan da kendi kariyerini düşünmek zorunda. Çünkü çok uzun bir süredir A takım antrenmanlarında değil, maç eksiği var ve pazara sürekli düşen bir oyuncu Adem Leic. Değerli dinleyiciler,
Az sonra Turgay Kıran bizimle birlikte olacak. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Galatasaray'da son durumu konuşacağız kendisiyle. Çünkü Galatasaray'da eğer işler iyi gitmezse, saha sonuçları iyi olmazsa artık teknik direktör değişikliği beklemiyorum. Kişisel düşünce. Artık yönetim değişikliği olur ama ben Torrent'le birlikte Galatasaray'ın işleri düzelteceğini düşünüyorum. Bakalım genel itibariyle Galatasaray ne düşünüyor? Sayın Turgay Kıran her zaman Galatasaray ile ilgili gelişmelerde çok büyük hassasiyet gösteren ve Galatasaray'a ehemmiyet gösteren bir Galatasaraylı. Dolayısıyla onun gözlemleri çok önemli. Camia ile ilgili gözlemleri. Bunu öğrenmeye çalışacağız. Bir kez daha belirtmekte fayda var. Beşiktaş Malatya Spor'la anlaştı. Beşiktaş'tan yıllık 3.2 milyon euro kazanıyor. Leic çok büyük bir para bence. Siyah beyazlarla 85 maça çıktı. 18 gol attı bu maçlarda. 26 tane de gol pası var ama hem performansı disiplini olmayan davranışlar hem de aldığı ücret Beşiktaş'ta ciddi anlamda bir problem olarak algılanıyor. Galatasaray bölümümüzdeyiz bir kez daha. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Sayın Turgay Kıran bizimle birlikte. Turgay abi hoş geldiniz. Yayınımıza merhaba. Özgürcüğüm hoş buldum. İyi günler diliyorum. İyi yayınlar diliyorum herkese. Eksik olmayın. Sağ olun. Ben de size mutlu akşamlar dilerim. Ne kadar mutlu oldum sesinizi duyduğum için. Gerçekten. Evet. Arası özlüyorsunuz. Ben de doğru. Kendimi havaya sokayım konuşarak. Doğru. Ama özlemler de sevgiye dahil. Kesinlikle. Peki Galatasaray'da iyi sonuçları özletiyor Turgay abi taraftara. Taraftar tepkili tabii. Evet. Nasıl görüyorsunuz kalan süreci Galatasaray adına? Şimdi tabii Galatasaray'da hiç beklemediğimiz olaylar üst üste gelince taraftarımızın da bizlerin de moralleri birazcık düştü haklı olarak da. Çünkü 6 ay evvelsine kadar çok iddialı genç bir kardeşim biliyorsunuz güzel bir oy alaraktan daha doğrusu diğerlerinin üstünde oy alaraktan geldi başımıza bizde. Destek vermek için her şeyimizde başkanımızın emrindeydik. Ama futbol biliyorsun top kaleyi kale çizgisini geçmediği zaman ne yazık ki ne yaparsanız yapın Galatasaray'ı yönetemiyorsunuz. O nedenle Fatih'in durumu bildi biliyorsun. Arkasından doğru veya yanlış bir teknik direktörün gelmesi. Arkasından bir anlayışın durdurulması, yani Fatih ile anlaşmışsınız, bir gençleştirme operasyonuna gidiyorsunuz. Şimdi de işte bir iki tane moral olsun diye, taraftarın gücüyle kırmayalım diye, bu sefer de 35-36 yaşında insanı toplayarak da hani ne yaptığımızı belli olmayan bir yola girdik. Ben de seviyorum Gomis'in gelmesi, çünkü Gomis bir heyecan veriyor ama siz dediniz ki bize bir gençleştirme operasyonuna gidiyoruz. Bu gençlerle beraber olacağız. Dolayısıyla bu konuda ne olur bizden taviz istemeyin. Ve Galatasaray da vermedi. Burak da vermedi. Ama Burak Başkan da vermedi. Bugünlerde dedikodu oluyor. Biz büyükler biliyorsunuz. Burak'ı genç bulduğumuz için zaman zaman Burak diyoruz. Tabii. Dememiz gerekir. Onun için ben Burak Başkan da diyeyim. Dolayısıyla sıkıntılar bugüne kadar geldi. Bunlar yarın öbür günü yani Gomis'in girmesiyle veya Penya'nın kaleye tutmasıyla veya gelecek oyuncular düzelir mi? Hayır. Kimsenin de sihirli bir değnek yok. Bu böyle belli bir zaman gidecek demektir. Ama ben aklımdan bile geçirmiyorum biliyorsunuz. Böyle saçma sapan yok küme düşmeler gibi laflar ediyorlar bazıları. Böyle bir şey olmayacağında eminim yani bunlar hiç olması mümkün değil. Elbette Galatasaraylı sporcular da kendilerinden gelecekler futbolcular da. Teknik direktörümüz de Galatasaray'ın o en son çok güzel bir ilk devre oynattığı gibi oynatacak. Ve Galatasaray yine düzelecek. Ve en büyük şansımız da Mart ayındaki biliyorsunuz Avrupa Şampiyonası'ndaki alacağımız bir başarılı sonuçta tekrar Galatasaraylılar yönetimi de kendilerini desteklemeye başlayacaklar diye ümit ediyorum. Çünkü Galatasaray çok büyük bir camia. Evet. Son zamanlarda sen de ben de çok iyi biliyoruz ki çok dağıldılar, çok ayrıldılar, çok parçalandılar. Bu istifaları da soracağım size tabii. Tabii. Sor. Yani Turgay abi siz aslında durum ne kadar vahim gözükürse gözüksün umutlusunuz. Yani bu işin düzelebileceğini, bu yönetimin görev süresi boyunca devam edeceğini düşünüyorsunuz. Ben görev süresi boyunca devam edeceğini düşündüğümü söylemedim. Sadece Galatasaray futbol takımından son derece eminim düşmeyecekler. Öyle bir şey olmayacaklar. O zaman ben sözümü geri alıyorum. Yani umutlu demeyelim de durumu düzeltilebilir. Evet.
Evet. Ya, çok karamsar takımı, çok karamsar değilsiniz değil mi? İyi. Ben ya Galatasaray karamsar olabilir ki Galatasaray arka arka alacağı maçlarla çıkar çok rahatça. Hı. Bu ilk defa da başımıza gelmiyor biliyorsunuz eskiden de geldi. Ama bu demek değildir ki Galatasaray spor kulübünün yönetim kurulu veya başkanı bu süre 3 seneyi devam eder. Çünkü bu sıkıntılarla ve de diğer sıkıntılarla hakikaten çok sıkıştılar. Ne yazık ki bu bir adet haline geldi biliyorsunuz. Her sene biz 2-3 seçim görmekten yorulduk. Yani biz Galatasaray'a alışmadığı bir ortam oluştu. Ben ümit ediyorum ki bu genç kardeşimiz dirayetli çıkar ve Galatasaray'ı bu 3 senesini yönetir. Ama görünen de pek öyle gibi bir şey olmayacağı. Hmm. Ama benim temennim sadece Özgür. Anladım. Hande Ocakbaşev istifa etti. İcra Kurulu Sportif AŞ İcra Kurulu Başkanı'ydı. Köksal Ünlü Yönetim Kurulu Üyesi Genel Sekreter ve Başkan Vekili Rezan Epözdemir istifa etti. Bu istifalarla ilgili bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Tabii şimdi zaten o iki kardeşimiz yani yönetime giren, daha yeni giren ve çok üye yaşları çok genç olan yanılmıyorsam Rezan'ın 5-5,5 senesi ancak doğmuş. Öbüründe birkaç sene daha fazlası doğmuş. Onlar zaten Galatasaray'da yani biz Galatasaray'da pek tanımıyorduk o kardeşlerimizi. Hı hı. Bir de tabii çok kısa zaman içinde Burak bu ekip topladığı için de böyle hususta olması doğaldı. Çünkü biz de biliyorsun bir adet oldu Galatasaray'da. Ben ego, ben bilirim, ben yapmadım, ben karar vermedim gibi egolar Galatasaray'ı bu sıkıntılara sokuyor. Galatasaray'la birlik olmaz. Ben yok Galatasaray'da. Biz varız. Biz zamanından beri hep biz diye konuşuyoruz. Ama sen çok daha iyi biliyorsan bu işi ve ben dersen bugün Galatasaray'ın dışında kalırsın. Başkaları da böyle acayip laflar söyler. Hiç gerek yok. Hande'ye üzüldüm çünkü Hande'nin üzerinde biliyorsun sevgili başkan çok titizlik de onun kalmasını çok istiyordu. Niye ama, çok istedi? Niye böyle düşünüyor? Istedim. Nedir özelliği Hande Hanım'ın? Yani ben de çok özelini bilmiyorum. Çünkü bu arkadaşlarımız yeni üyelerimiz ama muhakkak ki bir şey düşündü ki başkan. Çünkü başkan birisini koyarken herhalde kura çekmiyor. Onun özgeçmişine bakıyor, geçmişine bakıyor, geçmişteki başarılarına bakıyor, koyuyor. Değil mi? Bir Galatasaray başkanı birisini bir yere koyarken tombala çekermiş gibi çekmiyor olmaz ki. Olmaz tabii. Yani faydalı olabileceğini düşündüğü için getirdi ama tabii, sanırım tabii. Eşinin FETÖ iltisaklısı olduğu gerekçesiyle yargılanmasından kaynaklanan çok ciddi problemler yaşandı. Öyle mi Turgay abi? Yani öyle diyorlar. Bizler tabii görmedik, etmedik. Çünkü bir FETÖ şeysi geldi, sıkıntısı geldi ama bu FETÖ de olsa, bir şey de olsa sonuçta Hande'yi bir başkanımız getirmiş, bir görev vermiş ve o görevde ondan şey bekliyor. Başarı bekliyor ama kızı o kadar çok üstüne gittiler ki Hande'yi hiç hayatımda da görmedim. Tanımıyorum da genç de bir üyemizmiş galiba. Hı hı. Ama saygı duyuyorum çünkü baktık ki arkadaşların sıkıntıları var. Bu sıkıntıları çözmek için de en güzeli ne? İstifa etmek dedi ve istifa etti. Evet. Kutlamak gerekir kendisinde çünkü Galatasaray'a zor duruma bırakmak yerine ben zorda kalayım dedi gitti. Ne paraya ihtiyacı olan ne bir şeye ihtiyacı olan belli bir edukasyonu eğitim olan bir arkadaşımız benim bildiğim kadarıyla izlediğim kadarıyla isimlerden. Dolayısıyla olur profesyoneldir bu. Bugün biri gelir yarın öbürü gider ama hiçbir tanesi dediğim gibi özür tombalarını çekmiyoruz. Hepsi bunların Galatasaray'da belli görev yapmış belli bir hafızlık kapasitesi olan insanlar. Haklısınız. Sayın Turgay Kıran bizimle birlikte Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Eski başkanlardan Sayın Adnan Polat bir mülakat verdi Turgay abi. Ve şunu söyledi. Evet. Sizinle ve dinleyicilerimize paylaşmak istiyorum bu paragrafı. Ben Galatasaray başkanıyken beni tehdit ettiler. Ben o tehditlere boyun eğmeyeceğimi söyledim. O dönem yanlış yapıldı. Birçoğu daha sonra telefon ederek özür diledi. Mali kongrede başkan ve yönetimi eğer Galatasaray'ın haklarını korumak için mücadele ediyorsa orada bir yolsuzluk, usulsüzlük, hırsızlık gibi bir şey yoksa seni ibra etmeyiz gibi bir saçmalık inşallah tekrar bir daha yapılmaz. 11 sene önce Galatasaray başkanlık makamını o olay yıprattı. Ondan sonra da gelen her başkana aynı tehdidi, aynı şantajı yaptılar. Galatasaray başkanlık makamının ağırlığını, gücünü, saygınlığını nereye getirdiğini hepimiz görüyoruz. Galatasaray'ın bu yoldan çıkması gerekir. Galatasaray kulüp üyelerine tavsiyem sakın böyle bir yola girmesinler. Burak Elmas ve yönetimi elinden geleni yapıyor. Beğenmezlerse bir dahaki seçimlerde ona oy vermezler diyor Sayın Eski Başkan Adnan Polat. Siz ne diyorsunuz? Evet ya biliyorsunuz bu tatsız günler Adnan Polat'ın
ibrahsızlığıyla başladı. Çünkü o bir örnek oldu ve ondan sonra devam etmeye başladı bu ne yazık ki. Yok idari, yok mali derken bu sıkıntılar devam etti. Ama ben Adnan'ın sözlerine tam katılmıyorum. Neden katılmıyorum? Çünkü Adnan o gün abilerinin sözünü dinleseydi. Çünkü Galatasaray biliyorsunuz bir abilik, kardeşlik sözleşmesidir. Orada abilerinin sözünü dinleyip de inat etmeseydi zaten bunlar olmayacaktı. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve defalarca da Adnan'ı çağırarak içeriye rica ettiler. Yani bizlerden 15-20 yaş büyük abilerimiz Galatasaray'ın bugüne gelmesine katkıda bulunan abilerimiz hepsi Adnan evladım iddia etme genel kurul senin sahibin. Genel kurula böyle bir reaksiyon gösterme. Al genel kurul istifa kararını tekrar seçmeyi kazan dediler. Bunu yapmayan, inat eden Adnan'dı. O açmış oldu. Ondan sonra da dedi ki işte biliyorsunuz Galatasaray liseliler, liseciler gibi Galatasaray'da çok büyük sorun yaratacak düşüncelere ve sözlere girdi. Ne oldu bugün? Kim çekiyor cemeresini? Adnan da çekti. Çünkü Adnan 6-7 aylık başkanlıktan sonra bir daha başkan olma şansı yok. Pro bir genç kardeşimiz. Bundan sonra ne olacak? Şimdi Burak'ı da mı öldürelim? Mustafa'yı da zaten Allah rahmet eylesin sıkıntıya soktuk. Yapmayın ne olur Galatasaraylılar olarak sesleniyorum. Ya Galatasaraylılar birazcık aklı selim dursunlar. Yani Galatasaraylı Galatasaray'a karşı olmaz. Beraber olur. Abi kardeşlik müessesesidir. Yani biz bunları çözemezsek zaten Galatasaray'da bir hayır beklemeye hiçbir şansımız yok. Onun için Adnan'a katılmıyorum. O günün suçlusu Adnan'dır, Polat'tır. O gün abilerini dinleseydi ve istivari yenilen seçim kararı alsaydı bugün bu sorunlar daha olmayacaktı. Ha, bu yol açılmayacaktı sizin inancınız. Bravo, yol açılmayacaktı. Güzel söyledi. Yol açılmayacaktı. İşte. Şimdi her dönem bir tehdit unsuru oldu. Şimdi liseliler mali olursa iddia ederiz. Yoksa lise olmayanlar bu nedir ya? Yani ben 55 sene Galatasaray'dayım. Böyle bir şeyi son 15 senede görüyorum. Bunların hep nedenini söylüyorum. Galatasaraylık eğitimi, örf adetlerini ve Galatasaray terbiyesi almayan adamların direkt başkan olmasından kaynaklanmaktadır. Bu kadar da açık söylüyorum. Bugün biz hala Galatasaraylı abilerle, kardeşlerle her gün hemen hemen sohbetler yapıyoruz. Bir kardeşlik meselesidir Galatasaray. Anlıyorum. Şimdi böyle mi? Kalmadı. Neyse çok fazla da yok estağfurullah. Siz aslında son derece önemli olan bir konu, bir ilke meselesinden bahsediyorsunuz. Galatasaray ilkeler, prensipler üzerine kurulmuş bir kulüptür. Ve bu ilkelerin son dönemde deforme edildiğini düşündüğünüzü evet. ifade ediyorsunuz. Evet. Ben, bunu sizin hassasiyetlerinizi çok iyi bilen bir insan olarak, bir kardeşiniz olarak çok iyi anlıyorum. Çok iyi. Sen özellikle çok iyi takip ettiğin Galatasaray'ı, bilinçli takip ettiğin için Galatasaray'ı. Çünkü bazıları sırf şeyle, kafayla yani prim olsun diye konuşuyorlar. Sen öyle iş konuşman hayatı. Ben onun için seni hep severim ve öne çıkarıyorum. Eksik olmuyor. Çünkü hakikaten spor alakı var. Spor alakı kültüründe de. Yani rencide etmek, haber olsun diye Galatasaray'ı rencide etmenin anlamı yok ki. Biz Galatasaray'ız ya. Yani bugün Galatasaray deyince herkes varını yoğunu veriyor. Hı hı. Abi diye herkes yollarda karşılıyor sizi. Onu başka bir yerde göremezsiniz ki bu kardeşliği, sevgi. Ama siz bunu farklı yerlerde kullanırsanız, silahlar kullanırsanız da yere teper ve işte Galatasaray bugünkü durumlara gelir. Peki. Turgay abi son sorum. İspanyol teknik heyet, Torrent'in başında olduğu liderliğindeki İspanyol teknik heyeti nasıl görüyorsunuz? Şimdi bu açıkça konuşalım. Biliyorsun Torrent'i sanıyorum bizim başkanımız Fatih'e destek olsun diye getirmeye çalışıyordu ama Fatih böyle bir reaksiyon gösterince, zamansız da gidince madem bunu gidiyoruz, bu devam edelim diye bir karar aldılar. Çünkü biliyorlar ki zaten ligde iddiamız yok. Kupada iddiamız kalmadı. 3 aylık bir 2-3 ay sürecek bir Avrupa maceramız daha vardı. Vaktimiz daha vardı. Dolayısıyla üstte karar kırdılar. Ama ben ümitli miyim? Değilim. Yani bunu da açıkça bir Turgay Kırmak olarak söylemek isterim. Bizim pro gençlerimiz, genç teknik direktör adaylarımız varken ben kalkıp bir İspanya'da hiç tanınmayan, dünya platformunda hiç bir başarısı olmayan birisini Galatasaray'ın gelmesine pek olumlu bulmuyorum. Ama saygı duyuyoruz. Böyle bir anda belki buna bir ihtiyaç vardı kardeşlerimizin düşüncelerine göre. Evet. Ama bence
bir Bülent Korkmaz, bir Okan, işte bir Hatay Spor'u güçlenen kardeşimiz, hep bunlar Liverpool geleceğin teknik adamları. Peki. Galatasaray bunu yetiştirmiş. Şu anda etrafta da çok başarılılar. Ben niye arıyorum ki? Onun için biz dünyanın en büyük antrenörlerine getirdik biliyorsunuz teknik direktörlerine. Yani sen çok daha iyi bilirsin. İtalya'dan da geldi, İngiltere'den de geldi, Hollanda'dan da geldi dünyanın. Sosyal Bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Sayın Turgay Kıran'la yaptığımız söyleşi telefon bağlantısındaki problem nedeniyle yarıda kalmıştı. Son bölümü dinleyememiştik. En sonki sorumuz Torrent'in önderliğindeki İspanyol teknik heyeti nasıl yorumladığı şeklindeydi. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı. Tekrar hoş geldiniz Turgay abi. Özgür hoş bulduk da ben zaten sen Mars'tan kestim söylemeyeyim diye. Aa, estağfurullah gibi. Olur mu? De... Yok öyle bir şey. Benden öyle bir şey beklemeyin. Olur mu öyle şey? Çok iyi yapıyorum. Evet, yani biliyorum. Torrent bu İspanyol teknik direktörünün tabii ki ümit etmemiz gerekir ama gerçeğine baktığımız zaman da Galatasaray'a tam uyacak kalitede ve şeyde bir teknik direktör olmadığını hepimiz biliyoruz bunu. Bunun geçtiği söylemenin anlamı yok. Onun için ben de söylemişim sonunda işte bizim gibi Bülent gibi Okan gibi yani bir sürü kardeşimiz var piyasalarda teknik direktör yapıp başarılı olanlar. Onların gelmesinde tabii büyük yarar vardı. Ama saygı duyuyoruz çünkü Burak Başkan böyle bir şey düşündü. Umarız ki başarılı olur. Biz de Galatasaray Başkanı'nı ve teknik futbolcularımızı alkışlarız inşallah. Peki. Sayın Turgay Kıran fikirlerini sizlerle paylaştık. Turgay abi Mart'taki genel kurulla ilgili, mali genel kurulla ilgili yorum yapmak ister misin? Sayın Başkan geçen hafta çıktığı televizyon programında benim İbra konusunda herhangi bir kaygı yok dedi. Evet. Şimdi biliyorsunuz size de sohbet ettik bunları daha seçimde. Çünkü Galatasaray Başkanı bu seçimi %11-12 oyla Haziran'ın 11-12 oyla kazandı. Karşısında 80-90 kadar bir muhalefet oyu vardı. Ve muhalefet herhalde boş durmuyor. Çünkü Galatasaray'da alışkanlık oldu biliyorsunuz. Artık yenilen pehlivan güreşe doymaz tabi. Benim gibi. Ben de biliyorsunuz. Sağda solda işte böyle diye eksik olmasın. Dolayısıyla bu kardeşlerimiz de boş bırakmıyorlar. Devamlı olarak da arkalarda konuşmalar yaparaktan İbrahim'i zorlamaya çalışacaklardır bir kere muhalefet kısmı. Dolayısıyla Burak'ın da yeterli arkasında oy olduğunu tahmin etmiyorum Burak Başkan'ın da. Yani muhalefette fazla bir dört oyun zaten bir kısmı ne yazık ki gitmiş olabilir. Dolayısıyla olası bir bu şekilde giderse olası bir mali genel kurulda büyük bir ihtimalle yine bir idari imzasızlık olabilir. Ama çok akıllı bir başkan bizim Burak Elmas. Muhakkak sürprizleri de vardır. O sürprizleri beklemek lazım. Son dakika sürprizleri vardır muhakkak biliyorsunuz. Başkanların bu tür yerlere girerken, bu tür son günlere girerken ellerinde sürpriz alırlar ki o gün konuşmalarıyla yönü değiştirmek için. Biz de umalım ki böyle bir sürpriz olsun. Çünkü hakikaten ben Turgay Akın olaraktan her sene seçim olması taraftarı değilim. Galatasaray'ın bir birlik beraberlik içerisinde bir başkana saygı sevgi duyaraktan herkesin de taşın altına elini koyaraktan yürümesi taraftarıyım. Umarım böyle olur Özgürcüğüm. Peki. Bir kez daha teşekkür ederim. Çok naziksiniz Turgay abi. Katıldınız, bizi kırmadınız. Ben teşekkür ediyorum. Ve de bütün buradan spor camiasına sevgilerimi iletiyorum. Eksik olmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Sağ olun. Galatasaray'ın eski ikinci başkanı Turgay Kıran bizimle birlikteydi. Fenerbahçe bölümümüzdeyiz. Teknik direktör Cömert Pehlivan şu anda telefon attığımızda normalde Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor ama İstanbul'da bu sıralarda. Hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Hoş bulduk, merhabalar. İyi yayınlar. İyi çalışmalar dilerim, iyisiniz umarım. İyiyim, teşekkürler. Fenerbahçe'nin Başakşehir'le yapacağı maçla ilgili eminim önemli tespitleriniz vardır. Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe adına. Karşı tarafta Emre Belezoğlu var. İsmail Kartal yönetiminde yeni teknik ekibi ve yeni bir anlayışı. Özellikle 3. bölgeyi daha efektif kullanmaya çalışan bir Fenerbahçe. Başakşehir tabii maçı Fenerbahçe için zaten ilk maçtaki alınan mağlubiyet. Başakşehir'le oynanan karşılaşmada aslında
kadro, iki kadronun birbiriyle bastığımız zaman ne kadar farklı olduğunu görebildik. Fenerbahçe bu maçta mutlaka 3. bölgeyi hızlı oynamak isteyecektir. Ama Fenerbahçe'de hala bir forvet belirlenmemesi, hala oyun düzeninin sadece sol tarafa yığılması ve sağ tarafta da İrfan Canuş çektiği zaman, Osayi çektiği zaman ki topları forvet oyuncuları buluşturmaması bir problem olacak. Tabii Başakşehir'in son iki maçında düşüşü var. Bu hem kondisyon hem kaçırdığı goller olarak da kendini gösteriyor. Başakşehir de bu maça mutlaka iyi hazırlanıyor. Şu anda Antalya'da olduklarını biliyorum. Kampları yarın bitecek. Mutlaka Emre Hoca da ön ikiliyi, özellikle ikili diyorum, Fenerbahçe maçında ikili forvet anlayışıyla da çıkacağını düşünüyorum. Hı hı. İkili forvet oynatacak. Bu Fenerbahçe adına avantaja çevrilebilecek bir durum mudur? Fenerbahçe'de tabii şimdi Fenerbahçe'nin defans bölgesine baktığım zaman öndeki üçlüye göre çok daha şanslı bir defans bölgesi var. Ne olursa olsun yine bir oturmuş bir bölge. Kimin oynayacağız? Bu arada cezalı futbolcularını bakamadım ama Kim ve Zalai'nin oynayacağını düşünürsek Fenerbahçe için o bölge evet iyi. Crespo'yu oynatacaktır İsmail Kartal. Crespo ile mutlaka bir baskı sağlayacaktır. Orada tabii ki Mahmut Taşdemir'in yaşadığı sakatlık Başakşehir'in orta saha formasyonu bozuyor. Başakşehir'i biraz daha ikili forvetle önde Fenerbahçe'ye baskı yaptıracaktır Emre Belezoğlu. Çünkü orta saha üstünlüğünü kaptıracağını düşünüyorum Başakşehir'in. Fenerbahçe kendi bölgesinde evet şanslı ama Fenerbahçe'nin hala bir sol bek ve sol açık özellikle de forvet anlayışında sıkıntıları olduğu için de bu maçın ben iki takım adına da kilitleneceğini düşünüyorum açıkçası. Gördüğüm veriler, yaptığım istatistikler, çalışmalar Fenerbahçe ve Başakşehir maçının çok fazla orta saha mücadelesi olmayacağı, iki takımın da çekingen oynayacağını düşünüyorum. Tabii ki lige verilen aralar her zaman büyük takımlara sıkıntı yaratıyor. Bu da son zamanlarda gördüğümüz bir istatistik. Fenerbahçe Başakşehir maçında eğer öndeki üçlüsünü çabuk topla, hızlı topla döndürebilirse Fenerbahçe adına tabii büyük bir kazanç olacak. Bu arada Başakşehir'in ikili forvetle oynayabileceğinden bahsettiniz. Normalde Okaka tek forvet olarak oynuyor ama orta sahadan bir oyuncudan örneğin Berkan Özcan'dan feragat edip Emre Belezoğlu oraya Gult Brunsen'i koyup Okaka'yla çift forvetli bir sistem oluşturabilir mi? Berkay Özcan mesela merkez orta saha oyuncusu olarak oynuyor. Dörtte orta saha oynuyorlar. Ne dersiniz? Mahmut Tekdemir birazcık daha Tolga Ciğerci ile birlikte defansif. İşte kanatlarda genelde Çadli ve Ömer Ali Şahin oynuyor. Eğer bir ikili forvet denemeye kalkarsa Emre Belezoğlu Okaka değişmeyeceğine göre yanında Gül Brunsen mi olur? Genelde hamle oyuncusu olarak kullanıyor. Şöyle, ben şöyle düşünüyorum. Tabii Mahmut Tekdemir'in sakatlığı var. Uzun bir süre olmayacak. Çapraz bağlarında bir sakatlığı var. Orada ara ara Tolga Ciğerci'yi de alıyor. Emre Çolak faktörü var. Başakşehir Emre Çolak'a yeteri kadar ben kullandığına inanmıyorum. Deniz Türüç'le de çift forvet oynayabilir. Yani Okaka Deniz Türüç'le oynayabilir. Sadece Gulbrandsen'i düşünerek değil, Gulbrandsen dediğiniz gibi ikinci yarılarda özellikle skoru eğer gerideyse Emre Belezoğlu da Aykut Kocaman da bu şekilde kullanmaya çalıştılar. Ama ben orada Deniz Türüç'ün de ki Fenerbahçe maçlarında Deniz Türüç'ün de oyun tarzı hırsı da var. Ben Deniz Türüç'ün de orada Başakşehir'e bir sürpriz yapıp ikili forvete döneceğini düşünüyorum. Deniz Türüç bildiğimiz anlamda Okaka'nın yanında mı yoksa onun arkasında yardımcı forvet olarak mı görev alır? Yani oradaki dizilimi ve taktik anlayışı öğrenmek bakımından soruyorum. Deniz Türüç ya da Gül Brunsen. Ben 4-1-3-1 oynayacağını düşünüyorum. Deniz Türüç'ü orta sahada oynatacağını, yanında Özcan'ı oynatacağını. Yani tek demirin olmaması biraz aslında handikap Başakşehir için. Çünkü orta sahayı senelerdir Başakşehir'de gizli savunan futbolcu ve aynı zamanda takım hata çıkarken de rakip takımı da tedirgin eden bir futbolcu. Ama olmaması Deniz Türüc'ün de her iki kanada da topu çekebilmesi de bir avantaj. O yüzden sizin dediğiniz gibi de direkt çift forvet gibi gözükmese de pozisyon içerisinde ikinci bölge, üçüncü bölge geçişlerde Deniz Türüc'ün daha çok pasör anlamında değil topu alan, dağıtan forvet anlamında Okaka'yı pozisyona sokacağını düşünüyorum. Bu da tabii ki Kim ve Zalai'nin oynamasında Zalai'nin biraz daha sola kaydığını düşünürsek Deniz orada Okaka'nın sağ forveti olarak oynayıp içeri çekip şut vurma imkanı olduğunu düşünüyorum.
Başakşehir'in kaptanı Mahmut Tekdemir eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da da oynuyordu ve birincilikten Süper Lig'e çıkma serüvenine de hep yer aldı. Yıllardır oynuyor. Kaptan aynı zamanda bir sakatlık geçirdi. O nedenle Fenerbahçe maçında oynayamayacak. Trezeguet'i transfer ediyor. Başakşehir, ne diyorsunuz? Eski Kasımpaşalı Aston Villa'dan alıyorlar. Trezeguet tabii buradan aslında Jack Ney ile oynayacak, Türk Galatasaray'a gelecek gibi transferler hep konuşuldu. Ama yurt dışına gitti. Trezeguet hareketli, herkesin ligde bildiği bir futbolcu. Bence Başakşehir için çok büyük bir kazanç olur. Yeni transferlerinden Başakşehir'in yine Trabzon'dan transfer ettiği futbolcu. Bir yandan düşünmedim, söyleyeceğim. Yani Başakşehir'in kadrosu zaten gelecek sezon içinde yavaş yavaş bu yerli kontenjanından dolayı hareketlenmeye başlamıştı. Trezeguet sürprizi de bana sürpriz oldu. Yani Edin gidişinden sonra, Edin Vişkan'ın evet. gidişinden sonra değil mi? Ve Salih Uçan geldi. Trezeguet geliyor. Zaten Edin Vişkan'ın Trabzon'a transferi öncesinde bu planlamayı yapmıştı. Bir hızlı kanat oyuncusu almayı planlıyordu. O yüzden Edin Vişkan'ın gidişine onay verdi bence Başakşehir. Evet. Olabilir. Ben aynı zamanda aslında ben Efe Can'ın Başakşehir'e geçeceğini hep düşündüm. Alanya Spor'da bir Efe Can. Alanya Spor'da bir Efe Can'ın. Ben Başakşehir Spor'la yakın olduğunu, Başakşehir Spor'a geçeceğini düşündüm. Trabzon'da ilgileniyordu. Tabii Vizca'dan sonra Başakşehir daha bana mantıklı geliyordu. Ama şimdi Fenerbahçe haberleri de var. Tabii o konuda ayrı bir durum. Fenerbahçe'nin ne kadar Efe Can'a ihtiyacı var? Gençleşme operasyonunda sol beke daha ve forvete transfer yapmayan Fenerbahçe'nin Efe Can'a ne kadar ihtiyacı var? Tabii o da Aşk İsmail Hoca'nın ve Fenerbahçe yönetiminin takdiridir tabii. Sol bek transferi konusunda Konan'la ilgili bir problem yaşanıyor. Menajeri Vlado'dan kaynaklanan. Uğur Çiftçi, Fenerbahçe'de Sivas Spor'da oynayan şu anda sol bek açısından Eren de var ama Kasımpaşa'dan ağırlıklı olarak Uğur Çiftçi'nin ismi geçiyor. Ne dersiniz? O bölge için Başakşehir maçına kadar bir transferi yapması şu anki verilere baktığımızda mümkün gözükmüyor. Antrenmanda Ferdi Kadıoğlu'nu da denemiş sol bekte. Daha önce sağ bek oynadığını biliyorum ama orayı nasıl ikame edecek Noah'ın yoktuğunda sizce? Oraya büyük ihtimalle ben ya Serdi dediğim gibi ya da Zalai'yi kaydıracak. Ortez Tisseran kimi veya Serdar kim olarak devam edeceğini düşünüyorum şu anki yoklukta. Noah'ın olmaması büyük endişem ama tabii ki Novak da orada kalıcı bir sol bek olmadı hiçbir zaman Fenerbahçe için. Serdi'nin oraya çekilmesi Serdi'nden yararlanmayı eksiltiyor. Bunu Fenerbahçe Pereira zamanında da denedi. Bir futbolcunun yerini oynayarak üç futbolcunun yerini değiştirmek. Birçok hoca bunu deniyor ama tabii hocaların takdiri. Ben sabit bir futbolcunun yerinin çok fazla oynamasından veya joker futbolcu sağlığından aslında rahatsızım. Çünkü Fenerbahçe'de de olsa, büyük başka takımlarda da olsa futbolcunun yeri oynadığı zaman takım içerisindeki bütün sistem değişiyor. Baktığımız zaman tabii Uğur Çiftçi'nin Hacettepe ile bir kısa bir dönemi geçmişti. O dönemden de aslında izliyordum. Süper Lig'e yapışıyor diyordum hep içimden de. Ve Sivas Spor'da da sanırım 2017-2018'den beri de oynuyor. Yani Uğur Çiftçi de Fenerbahçe için sadece bir merhem olur bence. Daha Fenerbahçe'nin çok daha hızlı, çok daha ne yaptığını bilen aslında sol bek ihtiyacı var. Bu Kolarov oldu, Rodriguez oldu. Kolasanovic oldu. Şimdi Konan oldu. Konan'da da eğer transfer gerçekleşmezse Fenerbahçe mutlaka artık yeni sezonda, gerçi şu anda transfer sezonu daha devam ediyor ama yeni sezonda mutlaka sol beki bir isim getirmesi gerekiyor. Yani herkesi ikna edecek bir isim getirmesi gerekiyor. Bu senelerdir de bir türlü olmayan bir aslında problem Fenerbahçe için. Peki. Size son sorum Mesut Özil ile ilgili olarak. Tabii Mesut Özil ile ilgili eleştirel bir analiz değerlendirme yapıldığı zaman Fenerbahçe taraftarı ağırlıklı olarak tepki gösteriyor. Ama bu kez eleştiriyi İsmail Kartal yaptı. Hafta sonu basın toplantısında Antalya'daki kampta. Dedi ki Mesut'un istediğimiz fiziksel değerlere ulaşması gerekiyor. Ancak bu şekilde Fenerbahçe'ye faydalı olabilir dedi. Ne dersiniz? Mesut'un çalışmasında, antrenman performansında, maçlardaki eforunda ya da işte daha da önemlisi motivasyonunda ki Ali Koç bir basın toplantısında bunu net bir biçimde ifade etmişti. Kafasını Fenerbahçe'ye vermeli. O da Fenerbahçe'ye kanalize olmalı. Ondan bunu bekliyoruz demişti. Özellikle de motivasyonunda bir problem görüyor musunuz? Şöyle tabii ki İsmail Hoca sürekli beraber idman yapıyor. Sürekli beraberler.
her hoca elindeki futbolcuyu sonuna kadar değerlendirmek ister. Hele ki bu elit sınıf klasında, dünyada zaten elit klasında çok az futbolcu var. Mesut da onlardan bir tanesi. Ama Fenerbahçe performansına baktığımızda geçen sene taraftarı bile ikiye bölen bir Mesut vardı. Başarısını, tekniğini, bugüne kadar yaptıklarını zaten konuşmaya gerek yok. Kendini ispatlamış bir futbolcu. Fenerbahçeli olmasa gelir miydi? Ama Fenerbahçe'nin Mesut'tan ne beklediği önemli. Yani bugün siz Ronaldo'yu da Messi'yi de getirseniz ne beklediğiniz önemli. Eğer Mesut'tan 90 dakika pres yapmasını, 90 dakika Mesut'un takımı support etmesini, yardım etmesini bekliyorsanız siz Mesut'tan yararlanamazsınız. İsmail Hoca kafasındaki Mesut ne acaba? Onu bir anlamak gerekiyor. Eğer kafasındaki Mesut pres yapan, adam kovalayan, sürekli 80'lerde oynayan bir Mesut'sa değil. Ama Mesut'u 90 dakika oynatıp sadece ondan iyi bir ara pası alarak 90. dakikada bile gole gidebilirim diyorsa Mesut her zaman her takıma yararlı olur. Bu sene de aslında Mesut kötü başlamadı. Pereira ile de sorunlar dendi. İsmail Hoca da gelir gelmez basın toplantısında kaptanlık bantını açtı. Ali Koç, Sayın Başkan 2-3 kere Mesut'u hem motive edici hem onur edecek sözler söyledi. Hı hı. Ama Mesut'a bir mutsuzluk var. Kampta gitmemesi, sakatlığı, birçok hastalığı. Mesut oynadığı zaman, ki bence bu sene 27 maç oynadı veya 28 maç oynadı, gole de katkı sağladı. Yani Mesut'un etrafına takım kurduk dendiği zaman Mesut'un etrafına süpüren futbolcular, ona yardım eden futbolcular ve bir iki kişi iyi, yetenekli pas pratiğini alabileceği futbolcular gerekiyor. Her şeyi Mesut'tan beklemek veya yıkmak da bence doğru değil. Peki. Cömert Pehlivan, teknik direktör Cömert Pehlivan MLS'de önemli görevleri üstleniyor ve elbette ki Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Fenerbahçe'de de çalışmıştınız değil mi? Ben çalışmadım, oynadım altyapıda. Fenerbahçe altyapısında oynadınız, doğru. Evet, daha önce zamanlarda sadece işte en bayan kadın futbol takımı kurulurken de çeşitli görüşmelerimiz oldu, konuşmalarımız oldu. Amerika'daki kadın futbolunun şu anda dünyada bir numara olması, oradan da çeşitli konuşmalarımız oldu takım için. Fenerbahçe kadın futbolda iyi yolda olduğuna inanıyorum. Hem menajerle Jessica Hanım hem de Niyasi Hoca'yla da doğru yolda olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür için. Ederim. Sağ olun. İyi günler. İyi günler. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Giresunspor sezon öncesinde Galatasaray'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Emre Taşdemir'i yollara ayırma kararı aldı. Emre Taşdemir'e kulüp bulması için izin verdi. Tekrar Galatasaray'a dönecektir. Muhtemelen Galatasaray'ın oyuncusu ve belki de bilmiyorum yerli statüsünde olması sol taraftaki alternatifliliği arttırmak bakımından da değerlendirilebilir. Galatasaray adına Bafétimbi Gomis özel uçakta İstanbul'a geliyor ve Antalya kamp kadrosunda Sasha Boy yer almadı. Sanırım bir Covid problemi yaşıyor. Bittikten sonra karantina süreci tekrar takıma dönecektir. Burak Kapacak'la ilgili bir gelişme yaşanıyor mu? Burak Kapacak'la ilgili olarak Konyaspor'un herhangi bir talebi olmamış şu ana kadar. Resmi bir talebi olmamış. Ve Burak Kapacak Çaykur Rizespor'un gündemi neydi? Kiralık olarak Çaykur Rizespor transferi yapmak istedi ama sportif olarak doğru bir hamle olmadığını düşündü Burak Kapacak ve temsilcileri. Dolayısıyla Fenerbahçe'de devam ediyor. Şu an itibariyle bir gelişmenin olduğunu söyleyemeyiz. Peki Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'la ilgili teklifler var mı? Rıdvan Yılmaz'ın 3 tane hedefi var. Bir tanesi Beşiktaş'ta düzenli olarak oynamak. Zaten bunu başardı ama sürekliliği sağlayabilmek. A milli takımda düzenli olarak oynamak ve A milli takımdaki yerini koruyabilmek, sağlamlaştırabilmek. Sonrasında da Avrupa'da oynamak. Ama Rıdvan Yılmaz'la ilgili olarak Fransa, Belçika, İngiltere'den takımlar ilgi gösteriyorlar. Bunu söyleyebiliriz Rıdvan Yılmaz'la ilgili olarak. Fakat resmi teklif Beşiktaş kulübüne geldi mi? Şu ana kadar gelmiş değil. Yeri geldiğinde Beşiktaş bölümlerimizi az sonra geçeceğiz. Bunun da ayrıntısını sizler paylaşacağız. Laporta, Barcelona Başkanı Laporta biz Erling Haaland transferinden vazgeçmeyeceğiz dedi. Ağırlıklı olarak Real Madrid'in transfer gündeminde ama Barcelona da bu transferi gerçekleştirmek istiyor. Ve ne kadar ödenmek gerekiyorsa, yani inanılmaz komisyon paraları da söz konusuysa, ki biliyorsunuz bunun menajeri, yani Erling Haaland'ın menajeri Mino Raiola çok pazarlıkçı bir isim. Gerekeni yapar ve bu transferi alır, bu transferi gerçekleştiririz. Menajerlik parası da dahil olmak üzere limitlerimizi zorlayacağız diyor Joan Laporta. Elbette ki sadece sahada değil, saha dışında transferler
transferler konusunda da iki kulüp arasında, Real Madrid ile Barcelona arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. Şu aşamada ekonomik koşullar Real Madrid'in lehine olduğu için Florentino Perez, Real Madrid başkanı, çok daha avantajlı gözüküyor ki bence Mbappe transferini bitirdiler. Önümüzdeki sezon itibariyle Mbappe'nin arzusu da Real Madrid'de oynamaktan yanaydı. Şimdi Erling Haaland'ı da alarak bu süperstar transfer hamlesini ikiye çıkartmak istiyor Real Madrid, ama Barcelona da haklı olarak bu rekabette geri kalmamak adına çok ciddi ekonomik sorunlar yaşıyor olmasına rağmen, ki işte örneğin Luke de Jong'un 2 milyon euroluk yıllık maaşını bile ödemeye imtina eden bir Barcelona, işte çok fazla oynatamadığı Umtiti'yi bir an önce bütün aklıyla göndermek istiyor. Bazı oyuncuların zararına gönderdi. Mesela Miralem Pjanic'i Beşiktaş'a kiraladı. Normalde 9 milyon euroya yakın bir ücret kazanıyor. Ama 2 milyon 750 bin eurosunu sadece Beşiktaş ödüyor. Geri kalan kısmını Barcelona ödüyor. Bu şekilde bile, yani bu noktalardan bile tasarruf yapmayı planlayan bir Barcelona, Erling Haaland konusunda hem menajeri Mino Raiola hem de Borussia Dortmund karşısında Real Madrid'le ne kadar rekabet edebilir? Parasal anlamda limitlerini ne kadar zorlayabilir? Bu tartışmalı bir konu, ama Laporta da önemli bir isim. İyi bir hukukçu, İspanya'da ve Barcelona kulübüne en başarılı günlerini yaşatan başkan olarak Sandro Rossi'den sonra tarihe geçmişti. Onun da elbette ki bir B planı vardır. Şimdi sizlerden izin istiyorum. Aranın ardından devam ediyoruz. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı devam ediyor. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna, kuponu Tuttur. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Cenk Tosun son anda flash bir hamleyle Beşiktaş'a kazandırılabilir mi? Biliyorsunuz önümüzdeki hafta ayın 8'ine kadar transfer Türkiye'de devam ediyor. Avrupa'da kapandı. Cenk normalde Avrupa'da devam etmeyi istiyor. Bazı ülkelerden, Hollanda'dan örneğin teklif de almıştı ama yeterli bulmadı. Ağırlıklı olarak Premier Lig'de başka bir takımda devam etmek istiyor ve Everton'da yılda 3 milyon euro kazanıyor. Eğer ayrılacaksam alacağımın 1 milyon euroluk kısmını talep ediyorum diyor. Yani sezon sonu için kalan alacağının. Beşiktaş'a transferi sezon başında da gündemdeydi. Oynayıp maç ritmini bulup milli takımda yer alması, tekrar milli takımda olması şeklinde tanımlayabileceğimiz bir hedefe sahip Cenk Tosun aynı zamanda. Beşiktaş bölümümüzdeyiz. Beşiktaş'ın eski yönetim kurulu üyesi, camianın etkin isimlerinden Sayın Erol Kaynar bizimle birlikte. Erol abi, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar Özgürcüğüm. İyi yayınlar. Beni İzmir'de yakaladınız. Bu kez İzmir'de yakaladık. Umarım iyidir, evet. Her şey İzmir'de. Biraz yaşlı. Onun dışında iyi. Çok doğru. Şükür. Doğru. Kolaylıklar dilerim Erol abi her şeyden önce. Teşekkür ederim. Ne dersiniz? Cenk Tosun'la ilgili bir gelişme bekliyor musunuz? Vallahi çok bir resmi bir gelişme şimdiye kadar kulağıma gelmedi açıkçası. Hı-hı. Ama Cenk Tosun'la biliyorsun bizim camiamızın çok sevdiği, tanıdığı, bildiği bir isim. Başkan da onun her zaman Beşiktaşlı olmasından yana beyanında bulunuyor. Ama şu ana kadar dediğim gibi böyle resmi bir girişim olmadı. Resmi bir girişim olmadı, anlıyorum. Peki. Hayır. Adem Laiç için Malatya Spor'la anlaştı bu kez Beşiktaş. Daha önceden Başakşehir'le bir uzlaşma sağlanmıştı. Ama Adem Laiç'i iki tarifte gönderebilmek mesele, asıl mesele. Bilmiyorum. Tabii. Yani o zaten o tribünde oturan diyorum ben. Onlara oturan oyuncuların maliyeti, hı-hı, hani insanı hakikaten çok üzüyor. Yani aylardır biliyorsun. Dört oyuncu bütün maliyetleriyle Beşiktaş'ın sırtında ama maalesef Beşiktaş faydalanamıyor. Yani esas kulüpleri yıkan nedenler bunlar. Bu mali sorunların büyümesindeki en büyük nedenler bunlar Özgürcüğüm. Sayın Başkan Ahmet Durçebi'nin bu anlamdaki planı nedir? Tabii Bankalar Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği limitler çerçevesinde hareket etmek zorunda ve bunlar bütün kulüplerin elini kolunu bağlıyor ama Beşiktaş'ta geçmiş dönemden kalan çok daha büyük bir yekün var sanırım. Yani o kadar çok detaylı uğraşmak zorunda ki Sayın Başkan, bir B planı oluşturulabiliyor mu bu koşullar içinde sizce? Yani şimdi bu karşılıklı anlaşmayla olabilen de kişiler biliyorsunuz Özgürcüğüm. Çünkü futbolcu, doğru, yanaşmıyor. Yani o parayı da başka yerde bulamıyor. Yani biliyor. O parayı, hı-hı, garanti etmiş. Alıyor parasını. Oturduğu yerden parasını kazanıyor. Yani maalesef boşa giden, heba olan milyonlarca eurodan bahsediyoruz. Şaka değil. Yani bu tabii çok acı bir şey. İnsan çok üzülüyor.
Anladım. Ama B planını yapamıyorsunuz. B planı var tabii. Mutlaka her kulübün olduk 5 yaşında başkanın da B planları var ama hamle şansı bırakmıyorlar insana. Bırakmayınca da olmuyor. Tabii yapamıyorsunuz bir şey. Onun için transferde Beşiktaş sessizliğini koruyacak. Kadrosu bana göre tabii yeterli. Biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi için kurulan bir kadroydu. Şampiyonlar Ligi'nde maalesef hiçbir şey olmadı. Süren oldu. Dolayısıyla bu kadronun yani seviyesinin ligdeki, Süper Lig'deki yeri bu olmamalı tabii. Ama dediğim gibi kadro yeterli. Bu kadroyla Beşiktaş'ın mutlaka iyi şeyler yapması gerekiyor. Nedense olmadı. Bir istenilen şeyler olmadı ama Önder Karaveli son derece düzgün altyapıyı çok iyi bilen, futbolcularla çok iyi diyaloğu olan bir teknik adam. Umarım bu sezon çok başarılı olur. Beşiktaş'ta daha kalıcı olur. Çok şeyler verebilir. Çünkü dediğim gibi altyapıyı çok iyi biliyor. Futbolcuları çok iyi tanıyor. Dikkat edersen yavaş yavaş gençler de ortaya çıkmaya başladı. Tabii Sergen Hoca'yı burada anmak gerekir. O da tabii ki bu konuda hamlelere yapmıştı. Ve Önder Hoca bunları tamamlayacak. Bunları daha da ileri taşıyacak bir hoca. Beşiktaş çünkü bu yapılanmaya gidiyor. B planı dedin ya, bu B, esas B planı Beşiktaş'ın, hatta A planı bu. Yani yapılanmaya gidip altyapıya önem verip kendi gençlerini yetiştirmek istiyor. Çünkü biliyorsun seneye o yabancı oyuncu sayısında 2 tane düşme olacak. Artık herkes buna göre hesap yapmalı, buna göre plan yapmalı. Önümüzdeki yıl düşünerek yapmalı. Yani transfer tamam da, ara transferden bahsediyorum. Ama yani habere yabancı futbolcu doldurursanız önümüzdeki seneye ne yapacaksınız? Bunların da hesabını yapmaları gerekiyor bu kulüplerin. Anladım. Önder Karaveli bu anlamda değişmeyecek bir teknik direktör olarak gözüküyor mu? Hem altyapıdan geçiş sağlayacak, daha çok sayıda altyapı oyuncusuyla önümüzdeki sene takımı kurabilecek bir birinci adam mı? Yoksa bu yapı içerisinde, bu felsefeyle oluşturmuş bir yapı içerisinde ikinci adam da olabilir mi? Şimdi Önder Hoca Beşiktaş'ın içinde olacak. Bir kere onu çok net olarak biliyorum. Dolayısıyla bu sene teknik sorumlu kendisi, birinci derece sorumlu olan, birinci derecede yetkili olan o. Bugün söylediği, Antalya'da verdiği beyanatlar çok hoşuma gitti. Ben transfer hiç istemedim. Bu kadro bana yeterli diyor. Çok güzel bunlar. Çünkü futbolcuya da iyi mesaj demektir bu. Ben sizlere güveniyorum, sizlerle yola devam edeceğim demektir. Futbolcu bunu algılıyor, anlar yani. Doğru şeyler söylüyor. Ama futbol maalesef çok biliyorsun oynak bir zemin. Yani dün işte televizyon programında da söyledim Özgürcüğüm. 20 hafta geçmiş. 23 maç oynanmış ama 20 haftada oynanmış. 20 haftada 17 teknik adam değişmiş Türk Süper Lig'de. Evet. Yani neredeyse her hafta bir tane teknik adam harcamışız. Yani bu hakikaten rekor bir rakam. Bu şekilde bu gitmez yani. Bunun da sınırlandırılması, bunun bir şekle bağlanması lazım. Bir aynı takımın 4 tane oyuncu da teknik adam değiştirdiğini biliyorum. Yani biliyoruz, hep beraber biliyoruz tabii. Bu olacak bir çekiş değil. Bunlar da yine para demek. Yani paranın boşa gitmesi, heba olması demek. Yazık. Hem de istikrarsızlık futbolu kötü çirkinleştiren nedenler yatıyor o zaman. Çünkü teknik adam her an kapının önüne koyacağını düşünüp bir puan almanın peşinde. Oyunu çirkinleştiriyor. Önemli değil, bir puan aldığı zaman ya da 2-3 puan aldığı zaman kendini rahatlamış hissediyor. Bu da aslında futbolumuzu geriletiyor. Bunları tabii çok eline boyuna düşünmesi lazım federasyon. Peki. Erol abi çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Ben teşekkür ederim. Hayır, hiçbir şey. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Sağ ol. Değerli dinleyiciler, Efe Can Alanyaspor'da istikrarlı bir görüntü sergiliyor. Fenerbahçe'nin transfer gündeminde mi? İddia ki Fenerbahçe'nin transfer gündeminde Efecan Karacan. Oyuncu tecrübeli bir oyuncu, Galatasaray altyapısından yetişmişti. Fenerbahçe Efecan'ın Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığından bahsediliyor. Akdeniz temsilcisiyle sözleşmesi Haziran ayında sona erecek. Efecan bu sezon Alanyaspor formasıyla 21 maçta görev yaptı. 2 tane gol attı. 9 tane gol pası var ve İtalyan teknik direktörü Alanyaspor'un Francesco Farioli, Efecan Karaca takımda yeri doldurulamaz bir oyuncudur. Onun kalması kritik bir transfer yapmaktan daha önemli. Oyuncularıma gelen transfer teklifleri beni rahatsız ediyor çünkü onların kafası karışıyor demiş yaptığı açıklamada. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bir aksilik oldu herhalde. Peki erken buluşamadık, özür dilerim. Evet, erken buluşamadık. Sağlık olsun hocam. İyisiniz. Sağlık olsun. İyiyim, çok iyiyim. Oturuyorum, evde oturuyorum. Böyle
vakit çalıyorum, yazıyorum, çiziyorum, oyalanıyorum. Yani hava soğuk zaten, pek dışarıya çıkma niyetim yok. Evet hocam, Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti ile ilgili bir haber var. Deniyor ki hayırdır, antrenörlük belgelerinin süresi doldu. O yüzden yeniden sınava girmek zorunda. Corriere della Sport İtalya'dan bu haberi veriyor. İtalyan antrenörün belgelerinin süresinin 31 Aralık 2021'de sona erdiği ve yenilenmesi gerektiği belirtiliyor. İngiltere'de yayın yapan bir radyo istasyonu Talk Sport'ta da İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun UEFA'ya sınavların gerekli olmadığını, Ancelotti'nin kariyerinde 1200 aşkın maça çıkmış deneyimli bir teknik direktör olduğuna dair bir yazı gönderdiği kaydediliyor. Ancelotti daha önce İtalya Serie A ekiplerinden Milan, İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Fransa Lig 1'de Paris Saint Germain ve Almanya'da Bundesliga'da Bayern Münih'te şampiyonluk yaşadı. Şu anda Real Madrid'de La Liga'nın zirvesinde bulunuyor. Geçen sezonda Everton çalıştırmıştı, onu atlamayalım. Avrupa'nın 5 büyük liginde de şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olacak. Ama belgelerin süresi dolduğu için sınava girmek zorunda deniyor. Ne dersiniz? UEFA bu konuda dayatmada bulunur mu sizce? Şimdi şöyle bir tiyatro oynanıyor. Yani siz bir adama hoca yapıyorsunuz, hocaların hocası yapıyorsunuz. Yani Ancelotti bugün dünya çapında bir adam. Senelerce başarılı olmuş, bütün gittiği ülkelerde kendini kanıtlamış. Yaptığı işlerle UEFA tarafından hoca olarak tayin edilmiş belli yerlere. Ve bunu da kanıtlamış, yetiştirdiği elemanlar, antrenörler var. Diyorsunuz ki ya kardeşim, senin belgelerinin zamanı doluyor. Belgenin zamanı doluyor da adamın hocalığının zamanı bitmemiş. Bu ayrımı yapamıyorsan sen, o zaman bizim ülkemizde belgesi olmayan bir sürü antrenör var. Onlara ne diyeceğiz? Yani dünyada belgesiz antrenör modasını getiren de ve onlara göz yuman da UEFA. UEFA evvela kendi içindeki pisliği temizledi. Kendi içinde bir yanlışlığı var UEFA'nın. UEFA kendi, yani bana göre UEFA eski yaptırımcılığını kaybetti. İnandırıcılığını kaybetti. Tarafsız değil. Şimdi Ancelotti ile belki de başka nedenlerle uğraşıyor olabilirler. Ama bir teknik adamın siz tayin edemezsiniz belgesi nedeniyle antrenörlük yapıp yapamayacağını. Belge bir kere alınabilir. Yani yenilenebilir. Yani şöyle yenilenebilir. Çalıştığı zaman, bize verdiğiniz zaman zaten yenilenmiş demektir o. Sen beni çalıştırıyorsan, yeniliyorsan, bir takımı alıp da bir yere uçuruyorsan, ki onu yapıyor, orada yenilenmiş oluyor, başarılı olmuş oluyor. Hatta belgesi olup da hiç o takımı başarılı noktaya getiremeyen hocaya da biz sen kötü hocasın diyemeyiz. Bazen nice büyük hocalar çok kötü takımlarda çok iyi işler yapmışlardır ama görünmemiştir o işler. Yani bunun için saçmalık. Yani dünya artık anladığım kadarıyla kendinle uğraşmaya başladı. Kurallarını, kendi koyduğu kuralları kendisini değiştirme düzenine, sürecine girdi. Yani yenilik olsun diye eski ve bağnaz fikirlere, saplantı fikirlere dönüyorlar. Bence çok tehlikeli bir dönem bu. Kısacası Ancelotti dedi ki kardeşim sen artık antrenörlük yapma. Evet. Bana dediler çünkü. Niye? Yapma. Benden yaşlı adam antrenörlük yaptırıyorsun. Derweil buraya geldiği zaman Almanya'da emekli olmuştu. Hı hı. Ondan sonra Feldkamp geldi biliyorsunuz. Biliyorum. Şimdi bütün meseleler, bütün süreçler, Türkiye'de özellikle biz buna dikkat etmemiz lazım. Bütün süreçler bir takım jenerasyonların değişimi üzerine kuruluyorsa, o jenerasyonun bizim yaptığımız gibi biz abilerimize sadık olarak yanlarında bulunmaktan gurur duyduk. Onlardan öğrendik, öğrenmeye çalıştık. Kendimiz daha iyisini yapmaya başlayınca onlarla diyalogumuzu koparmadık. Her yaptığımız şeyden alkışlandık veya dışlandık ama mücadeleye devam ettik. Yaptığınız iş eğer kendini gösteriyorsa, toplum bunu alkışlıyorsa, kabul ediyorsa sizin her şeyiniz yenidir. Yani orada belge ikinci planda kalır. Çünkü zaten o belge bir kere alınır. Alınmış o belge. Aa, şu olabilir. Adam rahatsızlanır. Alzheimer olur. Mantık dışı işler yapar. Zekasını kaybeder. Yaşlılığı nedeniyle artık hareket kabiliyetini kaybeder. Yani yapamayacak hale gelir sağlık sorunları nedeniyle. O zaman tamam. Doğru. Ama ben şimdi Ancelotti'ye kalkıp da böyle bir dayatma yaptığınız zaman sebebini ve nedenini de ortaya koymak zorundasınız. Koymuyorsunuz, adamı değil size dileriz biz. O zaman aynı durumda olan teknik adamlar da ayaklanır. Ha, yeni dünya düzeni içinde yeni gençler görev alsınlar diye futbolu bırakanlar şöyle bir sıkıntı içindeler.
futbolu bugün bırakıyorlar. Kazançları büyük oluyor ama çalışmaya ve devam etme şansı sahada kalmamış artık. Hemen kulübeden yönetici olmak istiyorlar. Böyle bir baskı var toplum üzerinde. Demek UEFA'da bu baskı başladı güçlenmeye. Peki. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı ekleyeceğiniz son bir şey? Yok, ekleyeceğim bir şey yok. Yani kısacası siz mezara gidin demek istiyorlar. Gitmeyeceğiz mezara, kusura bakmasınlar. Peki. Sayın Adnan Dinçer, teknik direktör Adnan Dinçer fikirlerini sizlerle paylaştı. Çok teşekkür ederim bir kez daha hocam. İyi akşamlar. İyi günler dilerim. Biraz ağır konuştum. Yok estağfurullah, gayet iyi konuştunuz. Çünkü haksızlık yapıyorlar. Yani adaletsizlik, yaşlandıkça veya başarı üzerine başarı ekleyen insanların üzerine oynanınca bizim de tepki verme hakkımız var. Ama Türkiye'ye dönersem, ben Türkiye'de bir sıkıntı var. Teknik adamlara sahip çıkan bir kuruluşumuz yok. Üzerine dedi, biraz evvel senin programını dinliyordum. Yani iki maçta, üç maçta bir teknik adam sihirbaz mı? Sementa mı gelsin, kulübü düzelsin. Evet. Bekleyeceksin, süresi var. Hemen onu gönder, ötekini al. Bu bir oyundur. Bu oyunla alet olmamak lazım. Bu oyunun içine girenler şikayetçi olmak hakkına sahip değildirler. Peki. Hocam bir kez daha teşekkür ederim size. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum sana. İyi akşamlar. Sağ ol. Teknik direktör Adnan Dinçer bizimle birlikteydi. Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran sakatlığı nedeniyle birçok maçı kaçıran Loic Remy için Rizespor forması giymeyecek. Hiçbir şekilde anlaşma yoluna gitmiyor. İşi gücü ben sakatım ifadelerini kullandı ve ondan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Halbuki bir proje şehre başka bir hava getirebilecek, imaj değeri de yükseltebilecek bir oyuncu olarak alınmıştı. İyi de başlamıştı ama kronik sakatlığı var. Sözlerini haklı çıkartan bir görüntü sergiliyor Loic Remy. Sürekli sakatlığından bahsediyor ve ayrılmak için de uzlaşmıyormuş. Bakalım Çaykur Rizespor bu sorunu nasıl halledecek? Kamerun'da düzenlenen 2022 Afrika Uluslar Kupası'nda finalin takımları belli oldu. Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak karşılaşmaların ardından düzelterek söylüyorum. Yarı finaller belli oldu. Finalin de adı belli olacak. İlk yarı final karşılaşmalarında turnuvanın sürpriz ekibi Burkina Faso ile Senegal çarşamba günü saat 22'de Douala'daki Japomo Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final karşılaşmasında ise ev sahibi Kamerun Mısır'ı Perşembe günü saat 22'de Olembeo Stadyumu'nda ağırlayacak. Afrika Uluslar Kupası'nın ilk yarı final karşılaşmasında turnuvanın favori takımlarından biri olan Senegal sürpriz bir şekilde yarı finale yükselme başarısı gösteren Burkina Faso ile mücadele ediyor. Tarihlerinde Afrika Uluslar Kupası'nın müzesine götüremeyen iki takım da hedef bu maçı kazanıp finale çıkmak. Senegal 2002 ve 2019'da finale yükselme başarısı gösterdi ama iki finali de kaybetti. Burkina Faso ise 2013 yılında finale yükseldi ancak Nijerya'ya kaybederek organizasyonu ikinci sırada bitirdi. Burkina Faso, Dango Kutara çeyrek final maçında gördüğü kırmızı kart dolayısıyla cezalı olduğu için Senegal'e karşı takımını yalnız bırakacak. Senegal'de ise önemli bir eksik yok. Turnuvanın ikinci yarı final karşılaşmasında ise organizasyonda 7 defa şampiyonluk yaşayarak bu alanda ilk sırada yer alan Mısır'la 5 kez şampiyon olma başarısı gösteren ev sahibi Kamerun karşı karşıya gelecek. Turnuvada şu ana kadar en golcü takım konumunda yer alıyor Kamerun. Atılan 11 goldeki 2 oyuncunun imzası var. Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Abubakar şu ana kadar 6 gol kaydetti. Lyon forması giyen Karl Toko Ekambi 5 gol attı. Bu iki oyuncu ev sahibi ekim yarı final karşılaşmasındaki en büyük kozları olacak. D grubunu ikinci sırada bitirerek önce fil dişi sahilini penaltılarda eleyen sonra ise çeyrek finalde uzatmalar sonrasında Fas'ı 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Mısır'da hedef 8. kez kupayı müzeye götürmek. Turnuvada şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada 2 gol yiyerek savunmada iyi bir görüntü çizen Mısır'da atılan 5 golün 3'ünde yıldız oyuncu Muhammed Salah'ın imzası var. Turnuvada şu ana kadar 2 gol atıp 1 gol pasıyla oynayan Salah yarı final karşılaşmasında takımın en büyük silahı olacak. Mısır'ın son 16 turunda fil dişi sahiliyle oynadığı karşılaşmada sakatlanan kaleci Muhammed El Shabani, orta saha oyuncusu Hamdi Fatih'in Kamerun karşısında oynaması beklenmiyor. Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon 6 Şubat Pazar günü saat 22'de oynanacak olan final karşılaşmasının ardından belli olacak. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Yarın yine aynı saatte buluşuncaya dek hoşçakalın. Sosyal bahsin tek adresi Tuttur'un sunduğu Özgür Sancar'la Spor Kazanı sona erdi. Yap bir kupon, oyna Tuttur, oyna hep oyna kuponu Tuttur. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.